Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Canlı yayında Show TV stüdyolarında karşınızdayız. Çok özel zamanlar yaşıyor Türkiye. Sadece Türkiye değil, dünya çok özel zamanlar yaşıyor. Artık anladık ki bu ciddi bir mücadele ve herkes kendi kişisel sorumluluğunu yerine getirirse Türkiye ve dünya bunu daha kolay aşacağız. Aşacak mıyız? Evet. Ama kolay mı olacak? Hepimize görev düşüyor. Herkes kişisel sorumluluğunun farkına varması gerekiyor. Bu kadar alınan önlem, eğer biz bu işin ciddiyetini algılamazsak ne yazık ki daha az işe yarayacak. Oysa dünya bunu yaşarken biz herkes kendi sorumluluğunun bilincinin farkına varması gerekiyor. Doktorlarımızın tekrar kolaylıklar diliyoruz. En zor olan ön safhada mücadele veren onlar. Yani Rabbim onları başımızdan eksik etmesin. Bu zor dönemlerde hastaneye gitmeyelim. Koruma önlemlerini, tedbirlerini biliyorsunuz. Mesela tırnaklarımı kestim özellikle. Sıfır neredeyse. Hani herkes kendi önlemini kendisi alması gerekiyor. Ve bugün cuma, hayırlı cumalar diliyoruz. Profesör Doktor Sayın Mustafa Karataş karşımda. Hocam günaydın, hayırlı cumalar. Günaydın, hayırlı cumalar efendim. Hocam size bugün o kadar çok soru yönelteceğim ki, o kadar şey biriktirdik ki. Hocam müsaadeniz olursa hemen cami, bir kere yarın kandil, ama kandil sanıyorum camilerde yapılmayacak. Cuma ilk defa sela verilmedi ve cuma camilerde kılınmayacak. Miraç kandili, onu da konuşacağız ama önce şu cami cemaatini, yani camiye gidenlerin çıkarttığı arbedeyi, sonra da bir tane teyzemiz var. O safiyane bir duyguyla, o da camilerde hiçbir şey olmaz, camiye gidenlerde hiçbir şey olmaz, abdest korur diyor. Onları bir izletmek istiyorum size ve izleyicilerimize, sonra da tabii yorumlarınızı merak ediyorum. Ya mesul. Değerli cemaat, camimizi bu hale getirme hakkımız yok. Şimdi bu karar, kardeşim bir dinler misin lütfen? Bir dinler misin lütfen? Yavuz Sultan Selim Camii imamıyım ben kardeşim. Durup dururken de konuşuyoruz ya. İçine kadar girdik. Ya bir sakin olun, bir şey söylüyoruz burada. Değerli kardeşlerim, bir karar verildiği zaman bu karar kendi başına Diyanet'in kararı değil. Evet. Önce bunu bilin. Bir bu hocam değerlendirmenizi istediğim bir şey. Yani çırpınıyor cami cemaatine laf anlatmak için ama görüyoruz ki her yer kalabalık kalabalık. Bir de bir tane teyzemiz var Bursa'da. Onu da müsaadenizle paylaşmak istiyorum sizinle. Safiyane duygularla söylüyor. Yani inanmışlığı bir hayli yüksek, fakat söyledikleri ne kadar gerçek? Buyurun. Bu virüs etkisini kaybedene kadar camiye... Olmaz. Neden? Olmaz. Dinimizde öyle bir şey yok. Öyle bir virüs, virüs camide mi olacak? Herkes olmaz abdestini alıyor. Olmaz mı canım? Olmaz. Abdestini alıyor, yıkıyor, elini yüzünü öyle giriyor. Nerede virüs var? Olmaz. Kıyamet kopar. Bak kopar çok yakında. Bu zaten bu olan şeyler bütün alamet. Bütün alamet bak. Kıyamet iki alameti diyor. Aynen ya, aynen ya. Olur mu camiye girmemek? Kabe'yi de kapamışlar. Evet. Ama üste gene yapıyorlarmış onlar gene. Hani bir nevi. Kapanmaz. Camiler kapanmaz sakın. Hii. Benim babamın tarafı o kadar dindardı ki. Anlatamam yani. Anladın mı? Biz onlardan kulaktan duyma. Asla caminin kapısı kapanmaz. Kaparsa kıyamet koptu. Şimdi şöyle camiyi kapatmıyor. Hayır, ibadet de kapanmaz. Hayır. Ki evde kılabilirsiniz. Hayır olmaz. Şimdi ablacığım. Olmaz. Şimdi eşiniz babanız sağ mı bilmiyorum. Gitti öldü. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi eşiniz namaza gidiyor. Hı. Allah evet. Vermesin. Camide gitti virüsü kaptı. Ve geldi size bulaştırdı. Bak şimdi okul olsa okullarda koştum. Camide bulaşmaz mı? Bulaşmaz. Abdest alınıyor. Olmaz. Melekler yıkıyor bizi. Melekler yıkıyor. Aşk olsun ya. Melekler yıkıyor bizim. Önümüzde her şeyimiz meleklerimiz ya. Senin görevli meleğin var başında be. Konu burada. Sadece ben şeyi dedim ama yani. Diyelim ki melekler o anda boşlukta bulundu ve korumadı. Hayır öyle korur diyorsun. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok asla. Ay Allah korusun. Tamam. Yani, adım atsın. Bulaşmaz. Kesinlikle bulaşmaz diyorsun. Allah'ın evine, camiye virüs girmez. Asla girmez. Eve girer ama. Ama onu kaparsanız evet okula girer. Eve girer, adliyeye girer, hapishaneye girer. Evet girer oraya. Ama camiye girmez. Camiye girmez. Neden girmez peki bir daha? Girmez. Abdest alıyorsun, elini yüzünü yıkıyorsun. Nasıl? Hocam dinlediniz, Bursa'da bir hanımefendinin safiyane duyguları bunlar ama bunun gerçeği nedir? Siz bir lidersiniz, yani bir örneksiniz. Aynı zamanda söyleyecekleriniz çok kıymetli. Aslında çok bir taraftan tabii başımızda büyük bir musibet var dünyada. Üzülüyoruz ama bir taraftan da gayret etmek, çalışmak zorundayız. Hatta bir paylaşımda arkadaşlar bana da bir video teklif ettiler. Ben dün onu doldurdum ve sosyal medyada paylaşılacak bir kurum tarafından, resmi bir kurum tarafından. Evde eğitime ara vermek yok, okumaya devam diye. Ben de dün aşırı bir ders çalıştım. Bu konuları ben tarih boyunca nasıl olmuş, hangi camiler kapanmış, nerede kimler ölmüş Müslümanların tarihinde onları bütün kitaplardan taradım. Ortaya çıkardım. Öyle enteresan bilgiler var ki Zahide Hanım, bazılarıyla ben de ilk defa karşılaştım. Ve gerçekten dünya, bu ihtiyar dünya öyle olaylar görmüş ki, hani bu saf, tertemiz Anadolu yüreği kardeşimiz, bacımız camiye virüs girmez diyor ya, işte bunların da cevabını tarihte bulduk. Size şimdi iki misal vereceğim. Bir, Hicri 18. yıl. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha vefat edeli aşağı yukarı 8 sene olmuş. Hazreti Ömer halife. Şam'da bir virüs ortaya çıkıyor. Amvas denilen bir köyden çıkıyor ve aynen bugün Wuhan'da çıktığı gibi etrafa yayılıyor. Nasıl Çin'den çıktı, etrafa yayıldı. Şam'ın köyünden çıkıyor. Şam bölgesine, Ürdün'e kadar bu virüs yayılıyor. Hazreti Ömer Şam'a girmiyor. Hatta ordunun komutanı Ebu Ubeyde bin Cerrah'a diyor ki sen de çık. Sen komutansın. Aşire-i mübeşşere edersin. Peygamber seni müjdelemiş. Burada kalırsan vefat edersin diyor. O da ordumu bırakıp gelemem. Sen gir diyor. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyor. Hazreti Ömer diyor ki girmiyorum. Ben Allah'ın kaderinden başka bir kadere kaçıyorum. Ne kadar enteresandır ki cennetle müjdelenmiş peygamberin övdüğü sahabi orada kalınca, ordunun başında kalınca orada vebadan vefat ediyor. Dahasını söyleyeyim size. Bilal-i Habeşi'yi hepimiz biliyoruz değil mi? İlk ezan oldu. Hazreti yani. Bilal Şam'a yerleşiyor ve o veba hastalığı onu da buluyor. Hani mikrop Müslümana gelmez, deniyor mikrop ya, öldürmez diyor ya. Hazreti Bilal-i Habeşi de Şam'daki o veba hastalığından dolayı vefat ediyor. Yani geliyor. Yine Muaz bin Cebel, peygamberin valisi, çok sevdi. Geliyor. Bilal'e geliyor. Cennette ayak seslerini duydum dediği Bilal'e Şam'da veba mikrobu geliyor, şehit ediyor. Muaz bin Cebel orada vefat ediyor. Dahasını da söyleyeyim. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'ın oğlu, iki kardeş bunlar. Biri Abdullah, diğeri Fadıl. Fadıl hadislerde de çok geçer. Fadıl bin Abbas. Fadıl bin Abbas ne yapmış? Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde kefenlemesine yardım eden, Peygamber Efendimiz'i kabre koyan kişilerden biri. O da ayın 18 Hicri yılında Şam'daki veba hastalığından vefat ediyor. Yani Müslümana gelmez diye bir şey yok. Bu yüzden Peygamber Efendimiz diyor ki bir yerde varsa girmeyin, oradan da çıkmayın. Kim oradan çıkmaz, sabrederse şehit sevabı alır. Ölürse de şehit, hükmen şehit sayılır. Dolayısıyla camilere de girer, Allah'ın en sevdiği kula da bulaşır, sahabeye bulaşmıştır. Çok dahasını söyleyeyim, bir bilgi daha paylaşayım sizinle. Bundan yaklaşık, yani o 18 olan Hicri'den yaklaşık bir 50 sene sonra 69 Hicri 688 miladi yılında yine Basra'da bir taun veba hastalığı salgını ortaya çıkıyor. 3 günde 70 bin Müslüman ölüyor. 3 günde. Enes bin Malik peygambere 10 sene hizmet etmiş, duasını almış. Uzun ömürlü bir sahabi, ailesinden 80 kişi o Basra'daki veba salgınından vefat ediyor. Dolayısıyla bize bulaşmaz diyerek Allah'ın sünnetullah olan kevni ayetini karşımıza alamayız. Sünnetullah nedir? Eğer bulaşıcı bir mikrop varsa o size de bulaşır. Bir yangın varsa sizin evinizi de yakar, etrafı yakıyorsa. Ateşe elinizi koyarsanız ben Müslümanım beni yakmaz diyemezsiniz, sizi de yakar. Ancak olağanüstü bir mucize İbrahim Aleyhisselam'ı yakmaz. O Allah'ın o andaki mucizesi, takdiridir. Hocam, ama onun dışında herkesi yakar ateş. Diyanetin bir açıklaması oldu. Bu sanıyorum en net şekilde anlattı. Yani artık anlamayanın bile anlayacağı haline getirdi. Camiye gitmek toplu intihardır. İntiharla aynı günaha sahiptir camiye gidenler şu aşamada. Ama cami cemaati nerede yani bunu nasıl anlayacağız, nasıl anlatacağız bilmiyorum. Mesela cami cemaatinin sorun çıkardığı bir görüntü daha var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum hocam. Sonra da bu cümleyi sizin yorumlamanızı istiyorum. Yani camiye gitmek toplu intihardır. İntihar eden kişinin Müslümanlıktaki yeri nasılsa şu anda da aynı şekildedir. Buyurun efendim izleyin. Allah cemaatle namazı emretmişse korona değil koronanın hası gelsin. Biz inşallah cemaate, camiye devam edeceğiz. Allah'ın takdiri sebeplerle veya tedbirlerle bozulmaz. Diyanet işlerinin kendi şahsi fetvasıdır, kendi şahsi görüşüdür. Biz kesinlikle şahsım adına ben uymayacağım. Allah'ın verdiği canı yalnız Allah alır. Biz ondan dolayı Müslümanlar olarak biz korkmuyoruz virüsten de, çekirge ishalasından da dolayı. Biz korkmuyoruz yani. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Biz her zaman camiye geleceğiz Allah kısmet ederse. Camiye geleceğiz, namazımı kılacağız yani. O yüzden yani gelmek zorundayız yani. Koronavirüsünden korkmuyoruz. Allah ne yazmışsa odur. Az olduğu için mümkünse devam ediyoruz biz cemaate. Devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Korkmuyoruz diyorlar ama korkmamız gerektiğini biz nasıl anlatacağız bu cemaate hocam? Yani bunun çok ciddi bir şey olduğunu nasıl anlatmak lazım? Hangi dili kullanmak lazım? Toplumda gerçekten zihin olarak, zihinsel seviye olarak, akıl olarak, bilim olarak akıl almayacak tipte insanlar var. Yani onları bir ölçüye koymak çok zor. Onlara gemiyi deldirmeyeceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hepiniz bir gemidesiniz. Üsttekiler alttakilerden sorumlu, alttakiler üsttekilerden sorumlu. Üsttekiler alttan su alıyorlar. Devamlı. Alttakiler efendim üstten su alıyorlar. Alttakiler, en alttakiler de dese ki ya biz ikide bir yukarı çıkıp su alıyoruz bu ortadakilerden. Şu gemiyi buradan delelim, suyu buradan hazır alalım deseler nehirde. Üsttekiler alttakilerin gemiyi deldirmesine müsaade eder mi diyor. Peygamberimiz söylüyor bunu. O halde gördüğünüz bir yanlışa, kötülüğe müdahale edin diye bize tavsiye ediyor. Bu farzdır. Yani emri bil maruf, iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek, yasaklamak dinimizin farzıdır. Biz bu insanlara iyiliği söyleyeceğiz, kötülükten alıkoyacağız. Birincisi bu. İkincisi, bu insan, konuşan insan, bu kardeşimiz diyor ki, Müslüman kardeşimiz ama bilmiyor, ilmi yok, irfanı yok. Allah'ın koyduğu kuralı, Allah'ın peygamberin koyduğu yasayı bilmiyor. Peygamber Efendimiz ve Kur'an'dan delil getirmemiz lazım. Madem biz Müslümanız bir şey yapıyoruz. Namazını yakılıyorsun kardeşim. Allah Kur'an-ı Kerim'de akimus salah demiş. Yani Kur'an'da bir ayet var. Yüzlerce ayet var namaz kılın diye. Peki orucu niye tutuyorsun? Orucu da Allah'ın emrettiği Kur'an-ı Kerim'de kütübe aleykumus sıyamu ayeti Bakara 182'den dolayı tutuyorsun. Peki Allah-u Teala'nın senin söylediğine bir delil olması lazım. Sen madem Allah adına konuşuyorsun, din adına konuşuyorsun. Bize bir şey olmaz diyorsun. Kur'an'dan bir delil getireceksin. Diyeceksin ki ben zor da olsa, mikrop da olsa, yangın da olsa camide namazım kılarım. Bu Allah'ın emri diye bana bir delil getireceksin. Getiremiyorsun ben sana delil getireyim bak şimdi. Allah-u Teala diyor ki وَلَا تَلْقُوا بِاَيْدِكُمْ اِلَى تَهْلُكَ ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın. Bak tehlikeye atmamak Allah'ın emridir. İki, Peygamber Efendimiz zamanında bırakın hastalığı, peygamber hastalığa gitmeyin diyor. İki, peygamber zamanında aşırı yağmur yani böyle yangın, felaket, virüs de değil. Aşırı yağmur ilan ettiriyor. Namaz evinizde, namaz evinizde. O gün cami kapandı. Kimse gitmedi camiye, peygamber de gitmedi. Ve sadece aşırı yağmur. Namaz evinizde dedi. Aşırı sıcak. Aşırı sıcak. Namaz evinizde diye nida ettirdi Peygamber Efendimiz. Aşırı sıcakta. Şimdi bunları bilmeden sen kim ne yaparsa yapsın, Diyanet de dese, devlet de dese, Müslüman alimler de dese ben giderim diyorsan sen ne Kur'an'ı biliyorsun ne sünneti biliyorsun. Sen sadece kendi zavallı aklının, o da kısır aklının doğrultusuna gidiyorsun. Sen sadece içindeki kin ve nefretin ya da bu kadar insanı saygısızlık yapıyorsun, saygısızlığın yoluna gidiyorsun. Böyle bir saygısızlık olabilir mi? Ya hocam işte oluyor. Şu anda bütün dünya alimleri. Ya çok güzel bakın ifade şimdi, ettiğinizde kalp Zahide kırmadan anlatıyorsunuz. O kadar üzülüyoruz ki. Şu anda bütün dünya alimleri. Evet. Kendilerini korumuyorlar. İşin kötüsü bu sonunda bütün herkese dünya denk gelecek. Ya bize de Ender buraya kadar gelecek. Endonezya'dan. Doğru. Endonezya'dan Mısır'a, Amerika'ya, Afrika'ya, Arabistan'a, Rusya'ya, aklınıza neresi geliyorsa bütün bu dünya üzerindeki alimler ve Müslüman alimler. Müslüman alimler bakın bir bildiri yayınlıyor. Biz de bugün bir bildiri yayınladık çatı kuruluşu olarak, Uluslararası Alimler Birliği olarak. Yüzlerce binlerce alim, vakıf, dernek, STK var bunun içerisinde. Ve biz şunu söylüyoruz. Bugünlerde camiye gitmek bile bile günaha girmektir. Kendini tehlikeye atmaktır. Yapma hocam kardeşim. Diyanetin söylediği bir, camiye gitmek toplu intihardır ama kısmı. Bunu açıklar mısınız? Toplu intihardır. Bizde intihar etmenin... Biraz toplu intihardır değil de şöyle başkasının hastalığına sebep olmaktır. En azından kendini düşünmedin tamam. Yani. Ben ölürüm ama sen o mikrobu taşıyorsun. Sen o mikrobu evine götürdün. Sen o mikrobu dükkana götürdün. Markete götürdün. Sen sadece camide durmuyorsun ki gece gündüz. Kendini hapset orada. Geç bir köşeye. Ya. Caminin bir odasında çıkma o zaman. Hocam peki. O zaman kendini karantinaya al. Şimdi tam da karantina diyecektim. Hac'dan yani Umre'den gelenler kaçmaya kalktılar. Hayretler içinde izledik. Onların iyiliği için, toplumun iyiliği için ve 14 gün hani ömür boyu da kal demiyoruz. 14 gün kalmak, hepsi de bunu yapmadı gerçi. Bayağı kavga ettiler. Polisimizin yüzüne tükürdü birisi. Bu ne kadar? Bu görüntüleri şöyle, bak, bir izleyelim Umre'den, hocam. Umre'den sonrasında dönenler, yorumlarınızı merak ediyorum. Önce görüntüleri bir izleyelim, buyurun. Yakışıyor mu bize? Hiç Umre'ye giden gelen insanlara yakışıyor mu bir taraftan? Hani herkese örnek olmak için, nefsi köreltmek için gidilmiyor mu Kabe'ye, kutsal topraklara? Bu arada Kabe şu anda tamamen kapatıldı. Artık normal namazlara da kapatıldı. Hatta onun canlı görüntüleri vardı bizde. Onu da arkadaşlar girebiliriz hocam konuşurken. Son durumu da izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Hocam ne düşündürdü bu görüntüler size? O polis kardeşimin ne suçu günahı var? Şöyle... Bir de bu nasıl bir zihniyet, nasıl bir psikoloji yani? Şimdi bu tabii davranış yanlış. Yalnız şöyle Zahide Hanım, burada tabii biraz işi düzeltelim. Umre'den kaç bin kişi döndü? 24 bin kişi döndü. Evet. Son günlerde, son haftalarda 24 bin kişi döndü. 24 bin kişi az değil bakın. Ve en son karantinaya alınanlar da sanıyorum 8-9 bin kişi. 8-9 bin umrecinin içinden bir tane çıkmış. Bundan dolayı umreciler demek o umreci kardeşlerimize doğru. kurallara uyan, doğru tevekkül eden, devletin dediği her şeye teşekkür eden binlerce umreci kardeşimizi umreciler böyle yapıyor diye göstermek doğru değil. Bu yaptığı yanlış, zaten yakalandı ve içeri atıldı. Yani tekrar karantina alındı. Şimdi ister umreci olsun, ister yurt dışından gelsin, ister şuradan buradan gelsin vazifesini yapmak zorunda. Ben bugün sizin yanınıza, hamdolsun bende şu anda bir şey yok. Şükür. Bak, onu da söyleyelim. Neden? Oldu, hocamla evden bağlanıyoruz bu arada. 7 günü. Şu an 7. gündesiniz. Evet, evden bağlanıyoruz. Ben sizin oraya gelebilirdim. Yayına gelebilirdim. Bak arkadaşlarımız burada, kameraman arkadaşlarımız eldiven takmış. Oğlum eldiven takmış. Maske biz dezenfekte ediyoruz kapıları, pencereleri, öyle girip çıkıyor. Bizimle hiç temasları yok çocuklarımızın. Bir haftadır hiçbir şey yok. Ama bu bir tedbir. tedbir almak zorundayız. Biz hastalandığımız zaman işi ehline sormak zorundayız. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de işi ehline sorun diyor. Kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Din kolaylıktır, zorlaştırma değildir. Allah'a, peygambere ve başınızdan sizden olan idareci yöneticilere itaat edin diyor. İşi ehline sorun. Sağlık Bakanlığı böyle açıklıyor, doktorlar böyle açıklıyor, alimler böyle açıklıyor, devlet böyle tedbir almış. Sen Allah'ın emri, Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 59, ben dinlemem diyerek Kur'an'a karşı gelmiş oluyorsun. Kur'an-ı Kerim'de Bakara 185, Allah kolaylık diler, sen zorlaştırıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de Bakara 195, kendinizi tehlikeye atmayın diyor, sen kendini tehlikeye atıyorsun. Hani Kur'an'dı, hani İslam'dı, hani Müslümanlıktı? Hani... Neye dayanıyorsun kardeşim? Sadece kafandaki kendi kuruntularına dayanıyorsun. Ama biz sana ayetlerle, hadislerle, tarihteki olaylarla konuşuyoruz. Hocam, gel bizi şu anda dinle, bak Müslüman kardeş olarak sana sizin şu an yaptığınız, yani şu bağlantı bile bunu gösteriyor aslında. Hocam Fransa'da bir takım söyleşiler yaptı, temaslarda bulundu, döndü ve şu an evinden çıkmıyor. Bu 7. gün ve biz normalde hocamızı hep burada ağırlıyoruz biliyorsunuz. Ama Show TV stüdyosuna gelmedi. Zaten biz stüdyolarımızı dezenfekte ediyoruz. Çok az kişi çalışmaya başladık. Her şeye dikkat ediyoruz. Fakat hocam evinde kalarak hepimize örnek oluyor. Bir hafta daha kalacak. İnşallah tam önümüzdeki cuma tam 14 gününüzü tamamlamış olacaksınız. İnşallah sizi buraya bekliyoruz. Sizin yaptığınız örnek... Evet. Herkese örnek olmalı. İnşallah. Herkes kendine iyi bakmalı. Peki hocam, şimdi bir anne için... Bir şey daha söyleyeyim. Hicri 18, yani miladi 630'larda, efendim 635'lerde, o zaman Hazreti Ömer'in insanlara nasihati var. Yükseklere çıkın, havası temiz olan yerlere çıkın. Basra'daki taun hastalığında havayı arındırın, sirke kullanın evlerinizde, sandal ağacı ve gül suyuyla dezenfekte edin. Bakın o camileri bak ve toplu hocam, yerleri. Hocam bir daha söyler misiniz? Bundan 1200 sene önce, 1300 sene önce. Yükseklere çıkın. Bakın, Hazreti Ömer diyor ki havası temiz olan dağlara çıkın, yükseklere çıkın. Havayı arındırmak için evinizi sirkeyle, sandal ağacıyla ve gül suyuyla dezenfekte edin. Görüyor musunuz? O zaman aynı bugün yaptığımızın bir benzeri, o günün malzemeleriyle. Çok güzel söylemiş. Yani aynı problemler var ve Müslüman önlem almak zorunda. Müslüman akıllı olmak zorunda. Hocamın hep söylediği. Hocam, bir anne için çocuğu en önemli şey, hani hayati önem taşıyor ve hani ben de artık en büyük yatırımın bebek bezine olduğunu bilenlerden birisi olarak Amerika'da bez alamayan bir kadının görüntülerini getireceğim şimdi. Sonra tabii yorumlayacağız yine, buyurun. So all you crazy people buying out all the diapers. How am I supposed to diaper my child if I can't afford to buy 20 at a time like you can? Ya. Bir bebek bezi alacak gücü var. Evde bebeği bekliyor. Altını nasıl bezleyeceğim? Nasıl hepsini alırsınız diyor. Ben yığamadım eve. O kadar param yok. 5'ini, 6'sını, 7'sini birden alamadım diyor. Bir anneyi ağlatmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bizde böyle bir şey yok, şükürler olsun, ama yani ne bileyim, anne söz konusu olunca insanın duyarlılığı daha da artıyor. Bu arada bir anneyi gösterirken size anneanneler, babaanneler, dedeler başımızın tacısınız. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok sevdiğimiz için, sizi korumak için bu önlemleri alıyoruz. Yaşı 60'tan yukarı olanlar, gözünüzü seveyim, ellerinizden öpüyorum. Artık bunları uzaktan yapıyoruz. Ne olur evden çıkmayın. Ben kayınvalideme her gün söylüyorum. Sakın anneciğim evden çıkma. Bak büyüğümüz sen kaldın. Babama aynı şekilde. Büyüğümüz siz kaldınız. Onlar çok kıymetli bizim için. Sizi de çok dinlerler hocam. Lütfen siz de söyleyin sevgili anneannelere, babaannelere, dedelere, ninelere. Evet, şimdi birbirimizi sevdiğimizi, bugün birbirimize dokunmayarak, birbirimizi candan sevdiğimizi bugün içimizden severek, bugün insanların arasına karışmayarak, bugün evlerimize çekilerek, bugün kendi başımıza olduğumuz yerlerde her tarafı dezenfekte ederek göstereceğiz. Birbirini sevmek şimdi karşı tarafa zarar gelmesin istemektir. Aynen öyle. Anne ne ister? Büyükler ne ister? Evladına, torununa zarar gelsin ister mi? Asla. Çocuklar anne babasına zarar gelsin ister mi? Eğer birbirimizi seviyorsak Lalet tayin öyle rastgele hareket etmeyeceğiz. Sen rastgele hareket ediyorsan de sevgili göstermiyorsun demektir. Yani içimiz tabii sarılmak geliyor, elini öpmek geliyor, ziyaret etmek geliyor ama aynen, gidemiyoruz. Olsun. Birbirimizin kıymetini daha iyi anlamış oluyoruz. Aynen, birbirimize öyle. Sevgilerimiz bugünlerde daha fazla. Kardeşlerimize. Ve şu ortaya çıktı Zahide Hanım. İnsanlık bir bütündür. Onlardan bana ne? Efendim böyle bir şey her kalmadı. İşte bilmem ne kendi bacağından asılır. Beni ilgilendirmez gibi. Artık bunlar çöplüğe atıldı. Çin'deki de beni ilgilendiriyor. Amerika'daki beni ilgilendiriyor. Arabistan'daki de beni. Umreci de beni ilgilendiriyor. Roma'ya tatile giden de beni ilgilendiriyor. Moskova'ya giden de beni ilgilendiriyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Aynen, dolayısıyla aynen, belli kurallar içerisinde insanlık uyumak zorunda. Burada bir takım ideoloji ve felsefeler de çöktü. Neydi? İstediğimi yaparım. Yok, istediğimi yerim, istediğim gibi gezerim, istediğim gibi oynarım, istediğim gibi tutunurum, istediğim yere girer çıkarım. Yok. Aynı tabiatı paylaşıyoruz. Bu tabiata zarar verdiğin zaman ben de zarar görürüm. Özgürlük bu değil. Özgürlük aynen, kendi alanında. Benim evde alanıma, olan sağlığıma, inancıma, benim huzuruma zarar vermeye başlıyorsan orada özgürlük olmaz, orada düşmanlık olmuş olur. Evde kalan, bunları düzeltmemiz lazım. Kendine ve topluma ve faydalı olan herkese teşekkür ediyoruz. Temizlik ne kadar kıymetliymiş. Çok çok kıymetliymiş. Ya, hocam kısa soru cevap hem yapalım. Hem iş temizlik. Böyle tabii buyurun. Hocam evinde, biz stüdyodayız, zaman zaman hocamın sesini kesmek, sözünü kesmek de istemiyorum ama o beni bir tık daha sizden geç duyduğu için böyle yine de gayet maşallah hocam televizyoncu olduğu için gayet güzel götürüyoruz. Bak Mustafa Karataş hocam bile, sevgili profesörüm bile evinden çıkmıyor. Hepimize örnek olsun ve evinde kalan, bu dediklerimize riayet eden herkese de gönülden teşekkür ediyoruz. En başta da sevgili doktorlarımıza ve hastane çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada önemli bir not. Doktor Ender Saraç, çok sevdiğim aile dostum ve çok kıymetli doktorum. Son gelişmeyi herkes soruyor. Şimdi dün sevgili eşini yayına bağlamıştık. Onu da belki ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşırım. Sosyal medya sorularımız var hocam. Tek tek versin arkadaşlarımız, sizden cevap bekliyoruz. Buyurun efendim, ilki geliyor. Sizin yazdığınız sorular Instagram'a. Ağlamak kalbi temizler derler. Doğru mudur hocam? Yani niçin ağladığına bağlı. Dua ederken ağlayan. Dünyalık için ağlarsan kasvet olur ama dua ederken ağlamak çok kıymetlidir. Allah rızasından, Allah'a saygısından, ahiret inancından dolayı tenhada için gözyaşı dökenleri cehennem ateşi yakmaz ve Allah onları mahşer günü Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelendirir buyuruyor Peygamberimiz. Peki hocam. Bu arada telefonla da bize ulaşabilir. Hocamıza soru sorabilirsiniz. Canlı yayındaysa şu an bir telefonumuz hatta 0212 471 96 96 telefon numaramız. Bakalım bizi kim aramış? Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhabalar. Hayırlı cumalar olsun. Hocam karşınızda. Buyurun sorun sorunuzu lütfen. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Mustafa hocam hayırlı cumalar. Sorun buyurun sorunuz. Hayırlı cumalar kardeşim. Hepimize geçmiş olsun. Buyurun. Benim 1,5 yaşında bir oğlum var. Hamilelik döneminde oğlum için engelli olacağı söylenmişti. Evet. Peki sonrasında sağlıklı da oldu evet, çok şükür. Ama hamilelik döneminde engelli olacak diye ben 3 yaşına kadar saçını kestirmeyeceğim diye adak adadım. Çok şükür şu an sağlıklı ama saçları da bayağı uzadı. Şu an kestirmeli miyim, kestirmemeli miyim diye düşünüyorum. Çünkü saçları uzadığı için çok terliyor ve çok hasta oluyor hocam. Yani engelli olmazsa eğer saçlarını kestirmeyeceğim mi dediniz, doğru mu anladım? Evet, evet, sağlıklı doğar. Engelli olmazsa saçlarını 3 yaşına kadar kestirmeyeceğim dedim. Sağlıklı şükür, doğdu. Sağlıklı. Evet, şu anda çok sağlıklı. Şu an kaç yaşında? 1,5 yaşında. Daha 1,5 seneniz daha var yani. Evet, maalesef 1,5 senemiz daha var. Peki hocam, hiç böyle bir soruyla karşılaşmamıştım. Bakalım ne söyleyecek hocam? Buyurun. Şimdi nezir haram ise, yani adak haram ise haramdan vazgeçeriz. Bir harama sebep oluyorsa o nezrimizi kefaretini verir, ondan vazgeçeriz. Nezir adak haram değilse, mübah olan bir şeyse, mesela saçını Kesseniz de olur. Temizledikten sonra kesmeseniz de olur. Doğrudan bunun sağlığına zarar vermiyorsa tedbirlerinizi alarak 3 yıl devam etme imkanınız varsa devam edin derim. Çünkü herhangi bir olayda kendinize kar edersiniz. Hı hı. Nezrimi adağımı yerine getiremedim diye. Ama doktorlar diyorlar ki bunu saçını mutlaka kesilmesi lazım. İşte mikrop bulaşıyor, sıkıntı var. O zaman kestirir, kefaretini verirsiniz. Peki şu hocam. Anda görünen, yani görünen o ki herhalde siz bu işi 1,5 sene daha götürebilirsiniz. Sözünüz de yerine gelsin. Aklınıza da başka bir şey düşmesin. Kendinizi sıkıntıya sokmayın ama bakımına, temizliğine, sağlığına dikkat edin. Sağlığı bozulmuyorsa devam. En önemli şey sağlık. Bunu aslında yani bir yakınınız eğer rahatsızlanırsa daha da iyi anlıyorsunuz. Şimdi sevgili doktorum, aile dostum, Doktor Ender Saraç, ben de en az sizler kadar merak ediyorum. Sevgili Benan Saraç, eşi şu anda telefon hattında. Benan merhaba, günaydın, hayırlı cumalar. Merhaba, hayırlı cumalar herkese. Selamlar Zahideciğim. Çok teşekkür ediyorum. Dünden beri sevgili Benan'ın neler yaptığını tabii ben daha iyi gördüm. Herkese lütfen bizden başka kimseye inanmayın. Bir sürü yanlış yalan bilgi dolaşıyor ortalıkta diye ben yazdığın yazıları takip ediyorum kuzum. Hani ortak doğru, WhatsApp gruplarında da beraberiz. Şimdi evet. Ben de geçmiş olsun diyorum. Hocam Benan çok Hanım'a, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ender Bey'le Benan Hanım'la tanışıyoruz. Çok evet, geçmiş hocam. Olsun. Şifalar çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki sevgili Benan, şu anda Doktor Ender Saraç'ın durumu nedir? Eve gelebildi mi? Hala hastanede mi? Zahideciğim yok, henüz daha eve gelemedi. Şu an hala hastanede. Bu sabah erken saatlerde test sonucu düşmüş E-Devlet sistemindeki E-Nabız bölümüne. Negatif olarak sonuç düştü. Ha, fakat sonuç her türlü olabilirdi. Ben bunu tekrar üstüne basa basa söylemek istiyorum. Hayat hepimiz için, her şey hepimiz için. Hepimizin başına böyle şeyler gelebilir. Pozitif de olsaydı biz tabii ki de yine bu süreci beraber atlatacaktık. O zaman da kendi tecrübelerinden, yine yaşadıklarından faydalanırdık. Yine bize ışık olurdu, yol gösterirdi. Bu süreçte yine beraber ilerlerdik. Şu anda negatif olduğunu artık. Şu an negatif olarak sonu çıktı Zahideciğim, evet. Peki pazartesi günü mü hastaneye yatmıştı? Pazartesi gece yatmıştı. Şimdi işte, cuma yani 4 evet. gün geçmiş üzerinden. Neyse, hayırlı günde inşallah sonucumuzu almış olduk. Peki 4 gün boyunca neden hastanede kaldı sevgili Benan? Yani ola ki pozitif çıkarsa size, ailesine, çocuklarına zarar vermemek aynen için öyle. Mi? Aynen öyle. Bu test yapıldığı zaman tabii ki... o zaman pozitif çıkma veya negatif çıkma ihtimali oluyor. Dolayısıyla tabii ki risk almamak adına, zaten risk almamak adına da bu test yapıldığından sebep haliyle orada kalması, beklemesi gerekiyor test sonucu çıkana kadar. Şimdi beklediğimiz Zahideciğim. Şimdi neyi bekliyorsunuz? Hastaneden yazılı raporumuzu alacağız. Ondan sonra ne zaman uygunsa o zaman çıkışını yapacağız. Peki Benan çok önemli bir şey söylemiştin dün. Tabii ki bir hassasiyet söz konusu burada, tanınmış bir hekim. Biz de gitseydik aynı şekilde. Bunu biz kendimiz söylemeyi tercih ederdik. Tıpkı senin dün söylediğin gibi. Bu anlamdaki doğru. duyarlılığını tekrar söyle lütfen. Ve bu aşamada, yani bu durumda hangi aşamadasınız? Şimdi nereden burada... duyuldu bu, biliyor musunuz? Evet, hastane içi çalışanlarının bir takım videolar çekmesiyle dışarıya ve bu videoları göndermesiyle, WhatsApp gruplarında bu videoların dönmesiyle başladı olay. O videolarda hocam var mı? Hayır, Ender yok o videolarda. Çünkü görse müdahale ederdi hocam. Tabii ki, tabii ki, ama o tabii ki hani böyle şeylere muvafık değildi o sırada. Bu şimdi yanlış anlaşılmasın. Biz hiçbir zaman kendimize özel muamele istemedik. Hayır, tanınmış ünlü olduğu için vesaire. Hayır efendim, ne münasebet, hepimiz biriz. İnanç sistemimizi zaten biliyorsun sen. Tabii ki. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Böyle bir ayrımcılık, hayır efendim, istemedik. Hepimizin ve herkesin hakkı hasta mahremiyetine sahip olmak. Şimdi Ender de sıradan bir vatandaşsa eğer, o da bu hakka sahipti. İlk önce sonuçlar hastaya teslim edilir. Hasta isterse orada olduğunu açıklar, istemezse açıklamaz. Hani bizim eğer pozitif çıksaydı biz bunu gizli tutmak istiyorduk, eyvah o yüzden bizim hasta mahremiyetimiz elimizden alındığı için kızıyoruz diye bir şey söz konusu değil, hayır. Bu hani genel bir bence kural olması gerektiği için tabii ben bunu öyle. Dile getirmiştim. Tabii ki öyle. Biz kliniğimize gelen hastalarda aynen bu şekilde bu özeni, bütün klinik personeli yerine getiriyoruz. Buna çok itina ediyoruz. Her yerde aynı itinanın gösterilmesi gerektiğini dile getirmiştim ben. Peki Benancığım, bir şey soracağım. Şimdi hocam kendini nasıl hissetti? Hastaneye gitti, yattı ve peki korona artık çıkmadığı anlaşıldı. Neymiş evet. Peki onu 4 gündür hastanede tutan, hastaneye gitmesine sebep olacak kadar, gerçi hocam zaten evet. duyarlı ama neymiş peki durum? Üst solunum yolu problemi yaşamıştı. Bir de akciğer filminde bir bulgu görmüşlerdi. Ben şimdi onu tabii ki yeni öğreniyorum şu an bütün bu detayları. Hı hı. Bu bulgularla beraber işte test yaptırmak istemiş. Fakat işte ilk gittiği hastanede bu test yapılmadığı için şu anki bulunduğu hastaneye onu yönlendirmişler. Şimdi daha detaylı testler yapılıyor. Peki ne zaman kavuşacaksınız Benan? Vallahi Allah'tan hayırlısı, sağlık saat olsun, ülkemiz için de her şeyin hayırlısı olsun inşallah. İnşallah. Peki bu soruyu cevabını tahmin ediyorum ama yine de sormak durumundayım. Hastanede evet, ziyarete gittin mi? Hayır, eşini. Ben hiç gitmedim. Ben hiç gitmedim. O zaten gitmemi istemedi. Yani o da profesyonel bir sağlıkçı zaten Zahide'cim. Tabii ki toplumsal hani duyarlılık için soruyorum bunları aslında. Doğru doğru, hayır gitmedim. En son ne zaman konuştunuz? Bu haberi sana kim verdi? Kendisi verdi. Bugün sabaha karşı konuştuk. Hatta ben sosyal medyada tabii ki yayınladım onları. Çünkü bu süreçte adım adım her ne yaşarsak hepsini paylaşacağız demiştik. Söz vermiştik. Bunu da paylaştım. Ama dediğim gibi lütfen şimdiye kadarki olan... Ha bu arada Zahide'cim, senin vesilenle özür diliyorum. Çok vaktinizi almak istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Ben hiçbir zaman... Pozitif sonuç çıktığına dair haberler yapanları dava edeceğim demedim. Ben dedim ki yalan yanlış haberler yapan kişilere karşı hukuksal haklarımız tabii ki saklıdır dedim. Ama bu sadece biz olduğumuz için değil. Herkesin bu hakkı... Normal vatandaşın evet, böyle bir hakkı var zaten. Hakkı aynen. var, doğru. Sonucu bekleyelim, lütfen sonucu göre konuşalım, yorum yapalım demiştim ısrarla. Hani benim derdim oydu. Yoksa bunu yanlış anlayanlar mı olmuş? Twitter'da öyle yorumlar yapanlar olmuş ki aman Zahide'cim, yani çok üzüldüm. Benan lütfen özellikle şu aşamada hele Ender Bey'in sana ve moraline, desteğine ihtiyacı varken hiç düşünme. Evet, bazı evet. insanlar tamamen negatif yorum yapmak üzerine kurgulanmış durumda. Galiba öyle. Galiba uzak durmak öyle. Lazım onlardan. Çok üzüldüm ama. Yani bir sağduyu bu insani değerlerimizi, ahlaki değerlerimizi ve etik değerlerimizi en azından bu zor süreçte tekrar hatırlatalım. Siz de bu programınıza vesile olursunuz inşallah. Tabii ki, tabii ki. Zaten bak kıymetli hocam da bu anlamda çok şey söylüyor. Kendisi şu anda kendini karantinaya aldığı için evden bağlanıyor bize. Hani toplumsal evet. olarak nasıl örnek alınabilir daha bilmiyorum. Ama doğru, sen çok güçlü bir kadınsın. Tekrar. Evet, ve Ender hocamın da nasıl yaşadığını en iyi bilenlerden birisi biziz herhalde. Hı hı. Ailecek görüşüyoruz, dostluğumuz var. Evet, son derece mütevazi, asla farklılık beklemeyen ve istemeyen, işini en iyi şekilde yapmaya çalışan çok özel birisidir. Sevgili doktorum, bu arada çok özledim onu, ben dün özellikle aramadım yoğunluğundan ya da belki açamaz şimdi, o da şey olmasın diye, ama en kısa sürede sesini duymayı istiyorum. İnşallah. Kendini hissederse tabii ki. Hatta tüm Türkiye sesini duymayı bekliyor. Ben de tabii. uygun olursa bekliyorum. Aynen, ben de öyle. O da, görüşmek istiyor tabii ki, bir an evvel şu evet. hastanedeki işleri halledelim. İnşallah, yani halledelim dediğim, ben uzaktan onunla tabii ki takipteyim. Tabii oraya gitmiyorum. Kendisiyle işte bilgi alışverişindeyiz. İnşallah şu prosedürler de hallolsun. İnşallah. Çıksın, ondan sonra rahat görüşürüz inşallah. İnşallah kuzum. Öpüyorum seni. Çok çocuklara selamlar. Ediyorum. Ender hocama selamlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, hayırlı yayınlar canım. Çok teşekkürler. Hocam reklam çok zamanımız geldi. Hemen bir ara veriyoruz. Hemen dönüyoruz. Sosyal medya sorularıyla devam edeceğiz. Zaydan. Hocam. Hemen geliyoruz. Tam hocam bir şey söyleyecek. Allah şehit kabul ediyor. Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut canlı yayında koronavirüs kan grubu seçiyor mu? Kendince helalleşti. Koronavirüs en az 0 grubuna mı bulaşıyor? Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut canlı yayında yorumlayacak. Az sonra Zahide Yetiş'le de. Allah şehit kabul ediyor. Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut canlı yayında koronavirüs kan grubu seçiyor mu? Kendince helalleşti. Koronavirüs en az 0 grubuna mı bulaşıyor? Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut canlı yayında yorumlayacak. Az sonra Zahide Yetiş'le de. Tekrar hayırlı cumalar efendim, hoş geldiniz. Çok yoğun bir gündem yaşıyor. Sadece Türkiye değil, bütün dünya öyle. Bugün cuma, ilk defa cuma günü camilerde cuma namazı kılınmayacak, sela okunmayacak. Dün akşam okunmadı. Yarın kandil, kandil de çok daha farklı değerlendiriliyor artık. Buna riayet etmeyen, bu hassasiyeti göstermeyen vatandaşlarımız var mı? Hala var. Yani yapanlara başımızın üstte yeri var. Çok teşekkür ediyoruz onlara, ama yapmayanlara hala anlatmak zorunda hissediyorum kendimi. Profesör Dr. Mustafa Karataş karşımızda, evinde 7. günü bugün kendini tecrit altına aldı. Dikkat ediyor, dışarıyla temasını kesti. Tekrar hayırlı cumalar hocam. Stüdyomuzda da araştırmacı yazar Sayın Mehmet Ali Bulut'la beraberiz. Şimdi her iki hocama da sorular yönelteceğim, ama hocama geçmiş oldum. Daha doğrusu hassasiyeti çok hoşuma gitti. Değil mi? Evet, Allah çok razı olsun. Her anlamda çünkü örnektir zaten yani, hocam. İyi mümin alimlerin aynı zamanda iyi örnek olmaları gerekiyor. Onun çok güzel bir örneğini verdi. Ben cidden müteşekkirim. Siz de örneksiniz. Hocamın da eve girerken çıkarken yaptıklarını ayrıca konuşacağız. Mehmet Ali Bulut'un reklam arasında onları da konuştuk. Şimdi hocam, sağlık taraması yalanıyla dolandırılıyor ne yazık ki bazı insanlar. Hani şöyle bir durumda bile utanmadan, sıkılmadan, hani bunların yani ar edep diye bir şey yok herhalde insanlarda, inanamıyorum. İnsanların safiyane duygularından faydalanıp evlerine girmeye çalışıyorlar. Bir izleyelim görüntüleri, sonra yorumunuzu rica edeceğim. Evet, şimdi rastgele bir kapıyı çalacağız. Evet, kapı gördüğünüz gibi açıldı. Apartmanın kapısını açtım çünkü eşimi bekliyordum. Allah korusun. Yok, açmıyorum zaten. İddiaya göre dolandırıcılar koronavirüsü de kötü oyunlarına alet etti. Bir grup dolandırıcı ev dolaştı, zilleri çaldı. Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz, koronavirüs taraması yapacağız diyerek insanları kandırdı. Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz da koronavirüsle ilgili bir tarama yapacağız. Yanaklarınızı kendinize saklayın. Kaçırmayın, başka numarayı. Çok tedirgin olduk yani, kimse kimseye güvenmiyor. Aslında megafon da vardı. Üstelik sadece apartman kapısı değil, daire kapısı da kim o diye sorulmadan açıldı. Genelde dikkat ederim. Genelde de evde olup kapı açmıyorum aslında, ama eşimi bekliyordum şu an, o yüzden açtım. İddiaya göre o dolandırıcılar maske taktı, özel kıyafetler giydi ve Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz diyerek evlere girdi. Evet, gördüğünüz gibi Sağlık Bakanlığı'ndan geldik dememize gerek bile kalmadı aslında. Direkt kapı açıldı. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sağlık Bakanlığı yeterince telefonlarımıza mesaj atıyor. İğne bayıltıp bir şey koklatıp bayıltıyorlarmış. Açamayız. Ancak tanıdıktan sonra açıyoruz. Biz de tedbirimizi alıyoruz ona göre. Herkese kapıyı açmıyoruz. Baktınız mı efendim, ben çaldığımda mesela delikten? Delikten baktım önce. Hı hı. Zile de bastınız, kameradan da gördüm ben sizi. Sosyal medyadaki iddiaların ardından Emniyet, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler de dolandırıcılara karşı uyardı. 184'ten aranmadığınız sürece kapınıza gelenlere güvenmeyin dedi. Dolandırıcılara karşı temkinli olmakta fayda var. Peki bunun için neler yapacağız? Efendim, birisi zilinizi çaldığında mutlaka kim o diye sorun. Kızım bile 6 yaşında kapıyı açmadan kim o diye sesleniyor. Hemen açmayın. Görülmedikten sonra açmayın. Eğer kapınızda kameralı sistem varsa mutlaka kimin geldiğine bakın. Bakıyorsunuz kameradan. Tabii bakıyorum. Size kendini Sağlık Bakanlığı'ndan geliyorum diye tanıtan olursa da buna kimliğini göstermeden inanmayın. 6 yaşındaki kızım bile kim o demeden kapıyı açmıyor diyor. Alkışlıyorum sizi buradan. Hocam, Mustafa hocam. Şimdi burada bir edebi öğretmek istiyorum. Yani bildiğimiz bir edep, hatırlatalım bilenlere, bilmeyenlere, kapı açanlara da. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kapıyı tıkladığınızda içerideki kim o derse isminizi söyleyin. Benim demek bile doğru değil diyor. Doğru, benim, aç kapıyı benim. Ben geldim demek doğru değil. Yani bu bir şifreyi en azından çözecek kadar bir bilgi almak lazım. Bu bir. İkincisi, bugün sadece dolandırıcılar, sahtekarlar daireleri, lojmanları gezmiyorlar. Özellikle Zahide Hanım, bugün cami önlerinde dolandırıcılar olacaktır. Bugün cuma günü, neden? Cuma namazı öncesi. Bugün. Neden? Şimdi dün akşam biz Diyanet İşleri Başkanımızla konuştuk. Kendisi beni aradı. aynen şöyle söyledi. Hocam dedi, biz normalde camileri açık bıraktık. 5 vakit ve cumada da gelsin vatandaş namaz kılmak isteyen tek başına cemaat yapmadan namazını kılsın. Camiler kapanmaz. Fakat neden bu cuma günü sela verilmeyecek? Neden bugün cami kapanacak? Çünkü maalesef camiye gelmediği halde, cuma kılmadığı halde, Müslümanların namazını kabul etmediği halde terör örgütleri, devlet düşmanları, din düşmanları bugün fırsat kollayacaklar. Bunların istihbaratını aldık, haberini aldık dedi. Bir dakika hocam, bu söylediğiniz çok önemli bir şey. Lütfen tekrar edin, biz ne yapalım? Evet. İşte onu söyleyeceğim. Bugün cemaatime ve Türkiye'ye özellikle bunu paylaşmak istiyorum. Başkanımızın da ricasıyla. Yayına çıkacağım başkanım deyince bunları hocam lütfen söyle dedi. Şimdi bugün camiye gelmediği halde, hiç namazla alakası olmadığı halde, cumayı bilmediği halde, sadece milletin inançlarını suistimal etmek, provoke etmek için yürüyün, camiyi açtıracağız, zorla namaz kıldıracağız, Allah'ın evini kim kapatıyormuş, hain Diyanet, hain devlet diyecek insanlara rastlarsanız kardeşim, sakın, kalabalığın aklı yoktur, kalabalıklara girmeyin. Müslüman olarak bugün hayırlı bir iş yapmak istiyorsanız bu sahtekarlara alet olacak şekilde hareket etmeyin. Cuma vakti evinizde öğle namazını kılın. Camilerin önüne gitmeyin. Sela verilme işinin sebebi şudur: sela verdiniz, geldik denilmesin diye bugün sela verilmeyecek. Gelmeyin demektir bu. Camiye gelmeyin. Çünkü bugün provoke etmek isteyecekler, deneyecekler. Bu hainler hiçbir zaman susmuyorlar. Biz ne kadar iyi niyetli olsak da bunların her türlü art niyeti, kötü niyeti su üzerine çıkıyor. Bugün o günlerden biridir. Aman Müslüman kardeşim, cumaya gideceğim, sevap alırım, camiyi açtırayım, cemaat yapayım diye zorlamaya kalkma. Provokasyonların kurbanı olursun. Günaha girersin. Devletin, milletin, bütün insanların vebalini alırsın. Dolayısıyla namazı Allah için üzülerek, için için ağlayarak, ah camilerimiz niye kapandı, bu hale niye geldik? Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi bugün niye kapalı? Bu dünya nereye gidiyor? Bunun muhasebesini yap, üzül. Buna razıyız, biz de yapıyoruz bunu. Ama bugün camiye gitmemek provokasyonlar sebebiyle, bugün cami kapısındaki dolandırıcılar sebebiyle, sahtekarlar sebebiyle onların arasına karışmamak daha hayırlıdır. Çok soğan, sarımsak yiyen mescitlerimize yaklaşmasın, evde namazını kılsın diyen bir peygamber var sevgili kardeşim. Soğan, sarımsak kokusuna bile razı olmuyor peygamberimiz, camiye gelinmesin diyor da. Bulaşıcı bir hastalık var. Sorsan, bugün Resulullah karşında olsa sorsan, desen ki ya Resulallah, bende bulaşıcı bir hastalık ihtimali var, camiye geleyim mi gelmeyeyim mi? Peygamber sana ne diyecek biliyor musun? Ne diyecek? Başkasını hocam düşüneceksin. Ya, başkası için yaşayacaksın. Başkasına zarar veremezsin. Dinde kural şudur: la darara ve la dırara fil İslam. Zarar vermek yoktur. Zarara zararla mukabele etmek de yoktur İslam'da. Elinle, dilinle, gözünle, kalbinle bile, kokunla bile olsa, kokunla, ayakkabı kokusuyla, ağız kokusuyla bile olsa cemaate eziyet veremezsin. Kaldı ki mikrop nerede? Mikrop olan bir insan, vücudunda bu ihtimal olan bir insan cemaatin arasına giremez, saf tutamaz, bu vebale bütün insanları ortak edemez ve bütün bu insanların günahını çekemez. Bu nasıl bir inanç ki senin dinin sana insanlara hastalık bulaştır desin, zorla gelip secde edeceksin desin. Namaz bizim için sevgili kardeşim, Allah'ın bizim namaza ihtiyacımız yok. Niçin? İyi insan olalım, güzel insan olalım, başkasına zarar vermeyelim, nefsimizi törpüleyelim diye namaz emredilmiştir. O rükûnun, secdenin manası odur. Yoksa camide kavga ediyorsun, saf tutacağım, ben burada zorla namaz kılacağım diye, o namazın ne, cemaatin ne anlamı kalmıştır? Cemaat birbirine giriyorsa, kavga ediyorsa, oradaki ona cemaatle namaz denir mi? Orası fitne yuvası haline gelir, tefrika yuvası haline gelir. Allah elinle, korusun. Gözünle, kalbinle bile kimseyi rahatsız etmeyeceksin. Peki hocam, şimdi koronavirüsten vefat edenler nasıl defnedilecek diye izleyicilerimizin de merakı yüzünden size sormak durumundayım. Vefatlar oldu, definler de oldu ama sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Türkiye'de koronavirüsten ilk ölen vatandaşımız nasıl defnedilecek deniyor ama aslında defin yapıldı. Bu kişiler için standart defin işlemi uygulanıyor. Ancak COVID-19 tanısı almış hastaya vefatı sonrasında otopsi yapan kişiler veya gasilhane çalışanlarının temasları sırasında kalın eldiven, maske, gözlük ve önlük kullanması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Ama bazı yani yurt dışında mesela yakılmaların söz konusu olduğunu duyuyoruz zaman zaman. Siz ne düşünüyorsunuz ve ne yapılması gerekiyor? Bir, Müslümanın ölüsü de dirisi de mukaddestir. Dokunulmazlığı vardır. Yani biz onu yakamayız, biz onu atamayız, biz onu rastgele bir yere bırakamayız. Dolayısıyla Müslümanca vazifemiz var. Nedir? Hakiki şehitler savaş alanında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onları kefenlemeden, kendi elbiseleriyle yıkamadan, kanlarıyla defnetmiştir. Onları melekler yıkar diyor. Ama diğer hükmen şehitler, hastalıktan bulaşacağız, toplu ölümlerde insanlar normal bir şekilde imkan varsa, herhangi bir olağanüstü bir durum yoksa yıkanırlar, kefenlenirler ve tabuta konup cenaze namazları kılınır. Sonra da defnedilirler. Şimdi toplu ölümlerde nasıl cenaze namazı kılınmış diye ben araştırdım. Tarihte Hicri 18 ve 69. yıllarda olan taun hastalığında bunlardan önce herkesin namazı ayrı ayrı kılınırmış. Fakat 18 ve 69'daki taunda toplu ölümler olunca daha önce ayrı ayrı kılınan namazları, cenaze namazları hepsine birden topluca kılınmış. Mesela 30 tane cenaze geliyor. 30'una birden cenaze namazı kılınıyor. Yıkandığını görüyoruz, kefenlendiğini görüyoruz ve cenaze namazının kılındığını görüyoruz ama topluca kılınıyor. Yani ayrı ayrı vakit de geçirmiyorlar orada. Her birine 30 tane cenaze namazı. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımıza da ben buradan teklif ediyorum. Allah korusun. Allah olabilir. İvme yukarı doğru gidiyor. Toplu cenaze namazı kılmak zorunda kalabiliriz. O zaman tek bir namaz yeterli. Kalabalık aynı anda birbirine bulaştırma riski de var. Bunlar normal ama anormal bir durumda. Doktorlar, tabipler, sağlıkçılar diyorlarsa bu cenaze yıkanırken virüs bulaşabilir. Onun tedbirleri alınarak yapılmalı. Buna da imkan yok diyorlarsa, el sürülemez, asla yıkanamaz diyorlarsa ona artık tabipler karar verecek. Din orada hazık olan tabibin dediğine uymak zorundayız. El sürülmez, yıkanmaz, bu gasilhaneye gidemez, doğrudan gömülmesi gerekir diyorsa namazı kılınır, gömülebilir. Hatta mezara konduktan sonra da namazı kılınabilir. Peki hocam. Fakat burada esas olan yıkanmasıdır, kefenlenmesidir. Bunlar dezenfekte işlemlerle birlikte mümkünse bunları yapmamız lazım. Hocam şimdi size dinleteceğimiz ses kaydı koronavirüsten çok önce çıktığı söyleniyor. Bir kişi rüyasında böyle bir virüs oluşumunu gördüğünü iddia ediyor. Peygamber Efendimiz'i rüyamda gördüm ve bana bunları söyledi diyor. Bunu şu anda biz çok önemli şeylerden bahsediyoruz. Hatta bu söylediğinizi finale tekrar söylemenizi rica edeceğim. Bugün cuma. Bugün camiler kapatılmadı ama sela verilmedi. Yani gelmeyin deniyor. Hocam da dün Diyanet İşleri Başkanımızla konuşup bugün çok önemli bilgiler verdi. Tekrar hatırlatacağım. Yani bütün bizi izleyenler, ki çok izleyenimiz var biliyorum. Lütfen hiçbir provokatörün etkisi altında kalmayın. Sizden bizden birisi gibi görünürüz. Halkı galeyana getirir. Gereksiz yere gerilmeyelim. Gereksiz yere memleketin zaten bir sürü sorunu varken bir de böyle şeylerle uğraşmak zorunda bırakmayın bizi. Gözünüzü seveyim hocam, çok güzel söyledin. Biz şu ses kaydını izleyelim hocam. Böyle bir şey olabilir mi? Hazreti Muhammed konuşabilir mi birisiyle? Böyle bir uyarı vermiş olabilir mi? Verin arkadaşlar ses kaydını. Geçen gün daha bu hastalık olmadan önce bir rüya gördüm. Rüyamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Yanında ashab-ı ikramla bir de Ehl-i Beyt'ten de vardı. Evet. Beni aldılar önlerine Ehl-i Beyt'ten. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, şeydim dedi, bana bir bak dedi, ben dedi sana dedi özel şeyler söyleyeceğim. Bunu dedi bütün ümmeti Muhammed'e duyur dedi. Dedi ki senin üzerinde bir hastalık var, senin üzerinde. Ondan sonra dedi ki şu anda dünyaya yayılan bir hastalık var. O da dedi çok kısa bir zaman içinde Türkiye'ye gelecek dedi. Ama ben de Türkiye'nin yanındayım dedi. Bu hastalık dedi Türkiye'ye yayılacak dedi ama sana bulaşmayacak Allah'ın izniyle dedi. Ben sana bir şifa yapacağım dedi. Bunu kendine iç, kendi elimle yapacağım sana dedi. Bunu sen iç. Ondan sonra aynısını ümmeti Muhammed'e duyur. İlk önce dedi bir bal dedi. Kavanozun içine bal dök dedi. Süzme bal. Eve yetecek kadar yapın dedi. Böyle fazla zaruri yapmayın dedi. Ondan sonra ayvayı dedi kabuklarından soyun dedi. Kabuğunu atın dedi. Ondan sonra ayvayı ikiye böldükten sonra ayvanın içindeki çekirdekleri de o balın içine atın dedi. Sadece kabuklarını atmayacağız. Ayvayı da ikiye ayırdıktan sonra hocam ayvayı dedi minik minik küp küp halde doğrayın. O balın içine de atın dedi. O ayvayı da balın içine atın ama küp küp şekilde dedi. Ondan sonra üstünü bir kapat dedi, biraz dinlensin. O bal o ayvayı çeksin dedi. Sütünüzü kaynatın dedi. O sütü de üstüne ilave edin dedi. Yani biraz katı şekilde olsun dedi. Çok fazla da sulu gibi olmasın. Ondan sonra bunu iyi bir karıştırın. Bir 2-3 dakika daha dinlendirin bunu dedi. Kaşıkla için dedi. Allah'ın izniyle dedi bana inananlar, Allah'a tabi olanlar, bana inananlar dedi kimseye bulaşmayacak bu. Bu sosyal medyada bir hayli yayıldığı için şimdi sizinle de paylaşmak istedim hocam. Olabilir mi böyle bir şey? Şimdi ben bir tarafını söyleyeyim de diğer tarafını Mehmet Ali Bey'e bırakayım. Ayva kısmını o Mehmet Ali kardeşime bırakayım. Mehmet Ali Bey'e. Şimdi bütün akaid kitaplarımızda der ki rüya ile amel caiz değildir. 2. Hazreti Peygamber rüyada birine bir şey demişse onu diğer insanlara söylemek caiz olmaz. Ey ümmet peygamber bana bunu dedi siz de bunu yapın diye diğer insanları bağlamaz. Dolayısıyla bu adam hakikaten ayvayı yemiş. Problemli bir insan. Allah akıl versin, Rabbim sağlık versin. İnsanları da uğraştırıyor. Dinde delil olmaz. Kaldı ki Hazreti Peygamber Efendimizin bugün mescidi kapalı. Mescid-i Haram kapalı. Hazreti Peygamber öyle şifa dağıtacak olsaydı Mescid-i Haram'a dağıtırdı önce. Sonra Mescid-i Nebevi'ye dağıtırdı. Bu kendine göre bir hayal dünyasında yaşıyor. Kendine göre bir kurgu yapmış. Bunu paylaşıyor. Öbür tarafını Mehmet Ali Bey kardeşime bırakıyorum. Ayvayı nasıl doğrayacak, nasıl yapacak? Onlar saçma sapan şeyler gibi geliyor bana. Burada bir şey anlatmak istiyorum özellikle. Cuma günü namaza gidip camiler kapalı. Ey kardeşler gelin. Apartman altında cemaat yapalım. Kendi cemaat içimizde cemaat yapalım bunu diyenlere. Evet bakın bunlara dikkat çekmek istiyorum. Bunlar bugünler yapılacaktır biliyorum. Bu inadına Diyaneti, alimleri dinlemeyen gruplar var. İnadına. Ya. Sadece kötü bir inat. Ön yargı. Allah akıl versin onlara. Şimdi cuma namazı 5 vakit namaz kılınan açık camilerde kılınır. Apartman altında devamlı açık olmayan odalarda, mescitlerde cuma namazı kılınmaz izin alınmamışsa. 2. Cuma namazı kılamayan insanlar cuma namazında öğle namazını da Şafii mezhebi hariç öğle namazını kendileri cemaat yapmadan kılarlar. Dolayısıyla evimizde bugün ben de burada evimde cuma namazını değil bugünün öğle namazını kılacağım. Ve cemaat yapmadan kılacağım. Hanefi mezhebinde fetva böyledir. Öğle namazını cemaat yaparak kılamayız. Cuma kılamadığımız için bugün cemaatsiz öğle namazı kılacağız. Ama onun dışında geri kalan zamanlarda namazlarımızı evimizde, ailemizde cemaat yapabiliriz. Bir durum, tehlikeli bir durum yoksa. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Hocam teşekkür ederim. Ben de yeni bir şey öğrendim. Efendim, çok güzel bir şey öğrendim diyorum. Yani cuma günü öğle namazının cemaatle kılınamayacağı bugün. Bu çok benim için yeni bir bilgi, de çok teşekkür ediyorum. Şartlar evet, artık evet. çok farklı. Hayır şey bu... Yani ben normalde ederim. Dışarıda farz kılınması lazım. Hı hı. Siz onu terk ettiğiniz için evde farz yani şey yapamazsınız. Yani cemaatle namaz kılamazsınız. Bu çok dindarın da bilmediği bir şeydir. Sağ olsun evet. hocalarımızdan bunu öğreniyoruz. Peki sosyal medya sorularıyla devam edeyim. Şafii mezhebinde bir görüşe göre sadece evde cemaat yapılabilir. Peki gelsin bir sosyal medya sorusu. Bunlar sizin sorularınız. Instagram'a gönderdiğiniz sorular. Verin arkadaşlar, görelim hocamızla beraber. Takipçilerimiz en çok sordukları soruları derledik. Sadaka vermek koronavirüsten de korur mu? Şimdi hiç aklımıza gelmez bu ama bir izleyicimiz sormuş. Yani bu sadakanın, hayrın, hasenatın, duanın etkisini biliyoruz. Biz bunlardan... Elbette mutlaka Allah-u Teala'nın rızasını kazanmamız lazım. Zaten bu başımızdaki bir musibet Zahide Hanım. Bu musibet müminlerin de ortak olduğu pek çok günah ya da en azından sessiz kaldığımız günahlar sebebiyle yeryüzünde şu anda büyük bir musibet var. Bunun kalkması için zenginlerin fakirlere acilen sadaka vermesi çok faydalı olur. Bu arada hocam öyle günler yaşıyoruz ki şimdi sizler de bunu onaylayacaksınız sanıyorum. Artık uzaklar yakın oldu. Zengini, fakiri, yaşlısı, genci kalmadı. Herkes birbirine çok yakın. Beni şu an Ardahan'ın Şırnağ'ın köyündeki bir amca da teyze de ilgilendiriyor. İşte İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'daki birisi de o kadar yakınız ki onu da benim durdurmam gerekiyor. Ona da dikkat etmem gerekiyor. Çünkü ondan Doğru. yayılırsa buraya gelmesi çok yakın. Buradan yayılırsa oraya gitmesi çok yakın. Yani uzaklar yakın oldu. Ve biz bir olduk. Bir. Bayağı kenetlendik. Koca bir aile olduk. Ailenin bir ferdi çıkıntılık yaparsa diğer fertler o nasıl yapma kardeşim der. Aynı şeyi yapıyoruz aslında. Size gösterdiğim görüntüleri tekrar vereceğim. Bize bir şey olmaz mantığıyla evet. aynı yerde yaşıyoruz. Artık bu evler uzak değil. Aynı evin içinde gibi hissediyorum kendimi. Çoluk çocuğu olan, aklını kullanan, evde oturan, sahip çıkan. Bak koskoca profesörüm evden çıkmıyor ya. Biz bunu boşuna mı söylüyoruz? O kişiyle bu kişi aynı evde. O yüzden o kişiyi akıl vermek, durdurmak da bizim işimiz. İnşallah sizi bizi dinler. Yeni bir soru: yıkanmamak ve kokarak insanları rahatsız etmek günah sokar mı birisini? Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çoğu zaman cemaate geldiğinde saçından sular damlayarak gelirdi. Sık sık gusül abdesti alırdı. 5 vakit namaz hariç, abdesti hariç hep gusül abdestiyle gezmeye çalışırdı. Bir Müslüman kokusuyla da güzel olacak. Vücudu temiz olacak, bedeni temiz olacak. Öyle bir dinimiz var ki bize temizlenmeden ibadet bile yaptırmıyor. Evet. O Hint fakirlerinde var. Kokarak, kendine eziyet ederek ibadet etmek. O da muharref, hurafe olan bir din haline gelmiş. Dolayısıyla Müslümanlık temizlik dinidir. Et-duhuru şatrul iman. Ne demek biliyor musunuz? İmanın yarısı. Bakın amelin de değil, ibadetin değil. İmanın yarısı temizliktir. Bunu biz bugün Müslümanlar şimdi daha yeni kıymetini anlamaya başladık. Maalesef Müslümanlar temizliği de unutmuştu. İmanın yarısı olan temizlikten nasibimiz çok azdı. Bugün tekrar kıymetini anlamış olduk. Yani haftada bir tırnağını kes, koltuk altı tıraşlarını ol, bedenini güzel kokularla kokulandır, gusül abdestini al, 5 vakit namaz için her gün 5 defa en az elini, yüzünü, ağzını, burnunu temizle. Yemekten önce, yemekten sonra ellerini yıkayana bereket olur. Fakirlik yüzü görmez diyen peygamberimiz var. Sürekli dişlerini fırçalayan, inci gibi dişleri olan peygamberimiz var. Bembeyaz giyerdi. Bir leke bile görülmezdi üzerinde. Oturduğu yer temizdi. Yatağı temizdi. Seccadesi temizdi. Peygamberin her yeri pırıl pırıl tertemizdi. Bir kir gördüğünde... Bir gün kendisine birisi soru sormaya geliyor. Diyor ki kıyamet ne zaman kopacak? Adam aynen şöyle söylüyor. Saçını sakalını düzelt, tırnaklarını kes, ondan sonra soru sormaya gel. Bu kadar ehemmiyet veriyor. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Tabii şimdi orada konuğumuz da var. Mehmet Ali Bey'e sizin de söz vermeniz gerekebilir. Ben şu vurguyu bir daha yapmak istiyorum yayından ayrılmadan önce. Nedir hocam? Bugün özellikle cuma namazı sebebiyle cami önlerinde sizin inançlarınızı, Müslümanların ibadethanelerini provoke etmek isteyen teröristler, vatan hainleri, olabilir. Haydin camiyi açtıracağız, yürüyün diye sizi galeyana getirmek isteyenler olabilir. Aklı başında olan, inancı sağlam olan, vatanına milletine sadık olan Müslüman kardeşim, bugün evinde oturman, namazı evinde kılman, camiye gitmenden Allah için daha hayırlıdır. Fitneye düşme. El fitne. Allah-u Teala diyor ki katilden daha beterdir. Eşeddüm minel katl. Fitne katilden daha beter diyen bir dinimiz var. Birbirimizin arasını açacak olaylara girmeyelim lütfen. Müslüman olarak akıllı olmak zorundayız. Kardeş olmak zorundayız. Büyükleri, ilim ehlini, işin ehlini dinlemek zorundayız. Ne olur bugün elinize, dilinize, gözünüze sahip olun. Ve bundan kalbinizle Allah'a için yakarın, ağlayın. Şu cuma günü Rabbim milletimize bir ferahlık versin. Amin. Gönlümüze huzur versin. Evlerimize, yuvalarımıza sağlık, afiyet, huzur versin. Amin. Amin. Bu olaylar Türkiye'de tırmanabilir. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bizim için en büyük tehlike burada ölüm değildir. Paniğe düşmektir, paniğe kapılmaktır, kaosa düşmektir. Onu durduramayız. Buna zemin hazırlayan her olayı anında kapatmamız, durdurmamız gerekiyor sevgili kardeşim. Elinden geliyorsa panik yapma. Panik yapanların peşine gitme. Kaosa sürüklerin peşine gitme. Bugün hayırlı olan evde olmaktır. Hayırlı cumalar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Duamız hep öyle. Hep beraber birbirimize dua edelim. Hani dediniz ya kimsenin kimseden farkı yok diye. Ya. Hocam isterseniz hatta duayı beraber edelim. Lütfen bugün aynen. Herkesin genel kardeş. Duamızı lütfen peki, beraber edelim hocam. Duamızı yapalım. Peki şimdi yapalım mı duamızı? Lütfen hocam. Peki amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. La ilahe illallahul halimul kerim. Sübhanallahi Rabbil arşil azim. Es'elüke mucibatı rahmetik. Ve azaime mağfiratik. Ve selamete min külli ismin vel ganimete min külli bir. La teda'a lena zemben illa gaferte. Ve la hemmen illa ferraşte. Ve la deynen illa gadayte. Ve la meridan illa şefeyte. Ve la bedenen illa afeyte. Ve la evladen illa aslahte. Ve la haceten min havaici dünya vel ahire. Fiha leke rıdan illa gadayteha ya erhamer rahimin. Ya Rabbi başımızdaki musibeti, belaları defuref eyle. Amin. Bizleri affettiğin kullar arasına dahil eyle. Amin. Şu mübarek cuma saatinde cuma günü kabul olunan dualara duamızı ilhak ile müstecab eyle. Allah'ım ülkemizi, milletimizi, bütün mümin kardeşlerimizi her türlü hastalıktan, bulaşıcı mikroplardan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. İçimizi, gönlümüzü temiz eyle. Kulluğumuzu kabul eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Hasta kardeşlerimize şifa ihsan eyle. Amin. Zorda darda olanlara bolluk, kolaylık ihsan eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'in şu üzerindeki fereci, kürebi, ya Rabbi ferece, boşluğa, güzelliğe, hayra tebdil eyle. Allah'ın bir hayır kapısı aç. Amin. Bize şifa kapısı aç. Amin. Hastalıklarımızın devasını nasip eyle. Amin. Her derdin bir devası vardır buyurdu Peygamber Efendimiz. Ya Rabbi hastalarımıza deva ihsan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Cuma günündeyiz. Namazları bile camiye gidip kılamıyoruz. Evimizde kılacağız. Evimizde kılacağımız öğle namazlarımızı sen en güzel şekilde kabul eyle Allah'ım. Amin. Birbirimize hayır ve nasihatler yapmayı, birbirimizin gönlünü kazanmayı, amin, kalp kırmaktan, gönül kırmaktan, fitne fesada düşmekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Birbirimizin kalbini, gönlünü yapmayı nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Kabe mahzun, Mescid-i Nebevi mahzun, Mescid-i Aksa mahzun, camilerimiz bugün mahzun. Bizler üzülüyoruz, mükedderiz, kalp kırık, gönül incinmiş, bedenler zayıf düşmüş, aciziz. Sen güçlüsün, sen kadirsin, senin birliğini, vahdetini, ya Rabbi tevhidini tekrar ikrar ediyoruz. La ilahe illallah, senden başka ilah mabut yoktur. Gönlümüzü, kalbimizi başkasına kaydırma Allah'ım. Amin. Kıblemizi Kabe'den döndürme Allah'ım. Amin. Ezanlarımızı minareden susturma Allah'ım. Amin. Bayraklarımızı gönderden indirme Allah'ım. Vatanı milleti için uğraşan, çırpınan, gayret eden insanımıza güç kuvvet ihsan eyle. Amin. Alimlerimize, bilginlerimize feraset, basiret ihsan eyle. Amin. Halkımıza doğru, hakkı hak olarak görüp ona tabi olma, batılı batılı olarak görüp ondan kaçınma ferasetini nasip eyle Allah'ım. Ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Zor zamanda bize dayanma gücü ver. Amin. Ya Rabbi sağlık afiyet üzere yaşamayı, hayırlı bir şekilde yaşamayı, insanlara faydalı olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evladımızı, ahfadımızı dini mübine hadim eyle. Ya Rabbi bizleri her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Amin. Peygamber Efendimizin öğrettiği zararlı şeylere karşı, mikroplara karşı okunmasını tavsiye ettiği dualarla dua ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâ ve huves semî'ul alîm. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâ ve huves semî'ul alîm. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâ ve huves semî'ul alîm. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halak. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halak. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halak. Allahümme inni eûzu bike minel hubsi vel habâis. Allahümme inni eûzu bike minel hubsi vel habâis. Allahümme inni eûzu bike minel hubsi vel habâis. Ya Rabbi tüm yaratıkların şerrinden sana sığınıyoruz. Görünür görünmez her türlü necasetin, mikropların şerrinden sana sığınıyoruz. Sen bizleri sağlık içerisinde, sıhhat içerisinde yaşamaya muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Devletimize, milletimize güç kuvvet ver. Amin. Müminleri aziz eyle. Amin. Kafirleri zelil eyle. Din düşmanlarını, İslam düşmanlarını, insanlık düşmanlarına fırsat verme Allah'ım. Kötü niyetli olanlara fırsat verme. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme. Bir ve beraber olmayı, güç kuvvet içerisinde her türlü düşmanı yenmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bi hurmeti yevmil cuma. Ve bi hurmeti esrar-ı suretil Fatiha. Amin. Bütün dualarınız kabul olsun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün 7. gündesiniz. Bir 7 gün daha var. İnşallah önümüzdeki cuma burada canlı canlı karşımızda göreceğiz. Sizi çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Verdiğiniz dualarım sizinle. Mehmet Ali Bey'e de selamlar. Size de, tüm kardeşlerime, stüdyoda çalışan kardeşlerimize, tüm halkımıza hayırlı cumalar diliyorum efendim. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar bizden size. Geçmiş olsun inşallah. İnşallah hocam. Aslında bir şey olmadan böyle kalabilmek önemli. Hepimize söylediğimiz şey bu zaten. O tedbir çok güzel. Değil mi? Hocamın da bana söylediği bir tedbir var. Müsaadeniz olursa onu da paylaşacağım biraz sonra. Şimdi 4.30'ya ile Çapa Tıp Fakültesi'ne bağlanıyoruz. Profesör Doktor Sayın Osman Erk karşımızda. Hocam önce en çok merak edilen konuyu sorayım. Türkiye'nin durumunu şu an nasıl değerlendiriyorsunuz? Vefatlar var. Elbette bunları öngörüyor muydunuz? Ve şu an Çapa Tıp Fakültesi'nde, yani aslında tam kalbinde olan hastanelerden birinin önünde, sizin hastanenizin önündeyiz. Yok. Öyle şey. Hocam duyabiliyor mu beni? Acaba soracağım çok... Evet duyuyorum, duyuyorum. Tamam, çok yaşayın hocam. Duyuyorum. Peki o zaman ben tekrar sorayım ya da soruyu değiştireyim. Hocam şu anda Türkiye'nin Güney Kore modeline geçtiği söyleniyor. Yani bol bol test yapılacak. Günde 15.000 kişiye test yapılması öngörülüyor. Bunun faydası ne olabilir? Bizim anlayacağımız şekilde söyler misiniz? Neden bu kadar çok test yapacak Türkiye? Şunu söyleyelim, dün yapılan 1981 testin 168'i pozitif çıktı. Yani tabi burada seçilmiş vakalar var. Şikayetleri uygun olan, yurt dışından gelen veya yurt dışıyla ilgili insanlarla bağlantısı olan kişilerde yapılan testlerin yaklaşık %7-8'inin pozitif olduğunu gördük. Gerçekten Güney Kore modeline baktığımız zaman en önemli unsurlardan bir tanesi karantina önlemleri. Güney Kore salgın çıkar çıkmaz hemen ülkesini karantinaya aldı. Hava, kara ve deniz sınırlarını bir şekilde izole etti ve ondan sonra da bol bol test yapmaya başladı. Güney Kore'nin nüfusu 50 milyon kadar ama şu ana kadar 300.000 test yapıldı. Günde neredeyse 15-20.000 test yapılmaya devam ediliyor. Türkiye şu anda işte 10.000 kadar test yaptı ama bundan sonra her gün 10.000 kadar test yapacak. Test yapmanın önemi şu, mesela bir İtalya örneği var. İtalya'da Venedik civarında bir kasabadaki bütün herkese test yapılmış ve insanların %10 kadarında testin pozitif olduğu görülmüş ve bu hastalar, bu kişiler tecrit edilmiş, yani karantinaya alınmış, yani evlerine gönderilmiş. 10 gün sonra yapılan tetkiklerde bu pozitiflik oranı bir anda 1/3'e düşmüş. Yani orada yapılan hesaplamalara göre test yapılmasaydı, insanlar tecrit edilmeseydi vakaların işte oranı %60-70'ler olacaktı. Yani yapılması gereken en önemli müdahalelerden bir tanesi kişileri, yani korona pozitif kişileri bulmak ve toplumdan izole etmek. Yani bir şekilde karantinaya almak veya evde kalmalarını sağlamak. Çünkü biliyoruz ki bu hastalık %86 oranında herhangi bir belirti ve bulgu vermeden seyrediyor. Yani bizim teşhis ettiğimiz bir hastalığa karşı 6-7 hastalığa tanı koyamıyoruz ve bu tanı konulamayan hastalar toplumda dolaşmaya devam ediyorlar ve enfeksiyonu başkalarına geçirme tehlikesini yaratmaya devam ediyorlar. Peki hocam, şu anda sizinle beraber aslında bulunduğunuz yerdeki trafik, bir döner misiniz arkadaşlar tekrar? Burada araç trafiği inanılmazdır. Yani yine atsanız yere düşmeyecek olan bir yerdesiniz şu anda. Tekrar bir gösterebilir misiniz arkadaşlar bana caddeyi? İstanbul'dan canlı olarak Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin önünden profesörümüze bağlanıyoruz. İnsan sayısı gerçekten çok az. Buna riayet eden insanlara yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle yaş olarak 60 ve üzeri olan anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz, hadi kendini genç de hissetse, eğer yaş böyleyse, hatta mesela şu kalabalığa bile gerek yok. Hani bu kadarına bile gerek yok. Şu an çalışan da iş yerinde mesela. Bu bile fazla olacak bir süre sonra. Durum çok ciddi. Hocam zaten anlatacak. Peki hocam, yine belirtilere gelelim ne olur. İnsanlar hangi belirtiyi gördüğünde... Şimdi buyurun hocam. Şunu söyleyeyim, bakın İtalya'nın verileri açıklandı. Orada 35.000 kadar vaka var. 3.000 kadar ölüm var ve İtalya'daki ölüm sayısı Çin'deki ölüm sayısını geçmiş durumda. Ölen kişilerin ortalama yaşı 80. Hiçbir hastalığı olmayıp ölen kişi sayısı 5. 40 yaşından az ölen sayısı 3 ve ölenlerin %70'i de erkek. Bakın bu veriler bize neyi gösteriyor? Bu veriler özellikle 60 yaşından daha fazla olan, belirli hastalıkları olan kişilerin risk altında olduğunu gösteriyor. İtalya çalışmasında da ölenlerin içerisinde altta yatan hastalık olarak en sık hastalık hipertansiyon, diyabet ve koroner kalp hastalığı. Şimdi Türkiye'deki verilere baktığımızda 2 gün önce İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan 60 yaş ve üzerinde, yani risk grubunda olan kişilerin sayısı 122 bin ve bunlar bir günde 330 bin biniş gerçekleştirmişler. Bakın, bu şekilde davranarak, halk olarak, sorumlu bireyler olarak bu şekilde davranarak bu salgının önüne geçmekte zorlanırız. Hocam bir daha söyleyin lütfen. Herkes evinde kalmaya 60 yaş üzeri kaç kişi söyleyeyim, son 2 günde toplu taşıma aracı kullanmış? Bir günde efendim, bir günde İstanbul'da 60 yaş ve üzerinde, yani risk grubunda olan 122 bin kişi çok fazla toplu taşıtları kullanmış ve 330 bin biniş gerçekleştirmişler. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Bak profesörüm öyle net anlattı. Bakın, ki bu şekilde, bu kadar kişi bu kadar seyahat ederse 60 yaş üzeri en büyük risk grubu. İnanın çoluğa, çocuğa, toruna, herkese yayarsınız. Gözünüzü seveyim, evden çıkmayın. Ne yapıyorsunuz sokakta? İlaç almaya mı gidiyor? Genç birisini bul, onu gönder en kötü. Ya da çıkma evden. Bunlar çok önemli. Hocam döneceğim size. Eski Çin dizisinde ismini vererek koronavirüs denen bir bölüm bulduk. Eski bir Çin dizisi, bayağı koronavirüs diyorlar ya dizide. Nereden onu biliyorlar da böyle bir şey söylüyorlar? Birazdan yayınlayacağım ama reklam aram geldi. Hemen dönüyoruz efendim. Allah şehit kabul ediyor. Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut canlı yayında koronavirüs kan grubu seçiyor mu? Kendince helalleşti. Koronavirüs en az 0 grubuna mı bulaşıyor? Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut canlı yayında yorumlayacak. Az sonra Zahide Yetiş'le de. Görüyorsunuz kıpkırmızı bir harita, dünya haritası. Artık hepimiz aynı evde gibiyiz. Aynı evin farklı odaları da olsa aynı evdeyiz. O yüzden işte Çemişgezek'teki birisinin koronavirüsten korunmaması ya da ihmal ettiği bir şey şu anda benim çocuğumu da etkiliyor. Sizin torununuzu etkiliyor. Herkes birbirini etkiliyor. Çok enteresan ve çok duyarlı yorumları var. Evet. Gazeteci yazar Sayın Mehmet Ali Bulut'un. Hocam sizinle de paylaşmak istiyorum. Ne olur vatandaşlarımız, hani bu kafadan biz nasıl sıyrılacağız bilmiyorum. Hangi söylemden bahsediyorum? Cemaat camide namazın iptaline isyan ediyor. Ya bizi korumak için desek de şimdi izleyelim görüntüleri. Allah cemaatle namazı emretmişse, korona değil koronanın hası gelsin. Biz inşallah cemaate, camiye devam edeceğiz. Allah'ın takdiri sebeplerle veya tedbirlerle bozulmaz. Diyanet işlerinin kendi şahsi fetvasıdır, kendi şahsi görüşüdür. Biz kesinlikle şahsım adına ben uymayacağım. Allah'ın verdiği canı yalnız Allah alır. Biz ondan dolayı Müslümanlar olarak biz korkmuyoruz virüsten de, çekirge ishalasından da dolayı. Biz korkmuyoruz yani. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Biz her zaman camiye geleceğiz Allah kısmet ederse. Camiye geleceğiz, namazımı kılacağız yani. O yüzden yani gelmek zorundayız yani. Koronavirüsünden korkmuyoruz. Allah ne yazmışsa odur. Az olduğu için mümkünse devam ediyoruz biz cemaate. Devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Allah kendine yardım etmeyene nasıl yardım etsin hocam? Şimdi bak, bu ne Müslümanlıktır, ne dindarlıktır, ne insanlıktır. Hiç kusura bakmayın. Bunun ne Kur'an ile alakası var, ne hadisle alakası var. Bu o bölgenin, o yörenin zaten tedbirsizlik halidir. Bakın o hep o yörenin. Ha, yöre bölge demeyelim şimdi, ama bunlar kişi kişi. Ya kişi tabii. Hep öyle demiyoruz zaten. İstanbul'da da vardır muhtemelen. Işte yani demedim ki böyledir. Bu ilk şey, ilki. Şeye düştüğü zaman, bu Türkiye Düşünce Platformu'na düştüğü zaman ilk itiraz eden benim. İlk tweet'i atanlardan biri sizsiniz. Dedim ki bu hocamız ne kaderden anlıyor ne dinden anlıyor. Çıkarmayın ya. Yaymayın böyle şeyleri. Yani niye çıkartıyorsunuz? Bana bir şey olmaz. Nasıl sana bir şey olmaz? Yani Cenab-ı Hak kendisi diyor ki وَلَا تَلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ. Yani kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayınız. Ya ben kendimi karantinaya attım, evdeyim. Çıkmıyorum yani, mümkün mertebe çıkmıyorum. Niye çıkmıyorum? 1. 60 yaşın üstü diyor. 2. 5 yaşın altı. 6. Şunlar varsa çok daha etkilidir. Şimdi bu koronavirüsüyle hepimiz tanışacağız. Kesin bu. Hepimiz tanışacağız. Daha önce influenza ile tanışmadık mı? Daha önce işte değişik mesela virüslerle tanışmadık mı? Bu virüslerin bize musallat olmasının sebebi esasında Cenab-ı Hakk'ın insan için koyduğu kurallara uymamaktan kaynaklanıyor. Allah insana neyi yemeyi önerdi? Dedi ki çift tırnaklarını hayvanlardan şunu yiyin, bunu yiyin, bunu yiyin. Hepsini, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman en detay bilgi verdi yeme içme üzerinedir. Neden? Siz gidip yenmemesi gereken hayvanı yediğinizde onda barınabilmiş olan bir virüsü kendinize musallat edersiniz. Allah onu hayvana yazmış. Hayvanın içinde işlem görüyor. Mesela bu yarasa denilip duruluyor. Ben yarasayla şöyle böyle bir 20 senedir uğraşıp duruyorum. Bakara suresindeki o memelinin inek olmadığını iddia edip durduk. O inek değildir. Çünkü eğer inek olsaydı Yahudiler Hazreti Musa'ya sen bizimle dalga mı geçiyorsun? İnek kesmek nasıl kurban olur derler miydi? Hmm. Yani düşün ki İshak doğması için Rahel 100 taneden fazla kurban kesti. Yani İshak da olsun diye. Hı hı. Efendim Yusuf da olsun diye Rahel, bir yıl Rahel diyorum. Rebeka ile Rahel karıştırdım. O 100 taneden fazla kurban kesmiş. Sonra Hazreti Musa'ya geliyor bu Yahudiler. Ya Musa sen kafayı mı yedin? Hiç inek kesmekten kurban olur mu dediler. Ya biraz düşünün. Kur'an en çok bunu anlatıyor. Detay, detay, detay. Hayır, bu bir memelidir. Bu memeliden bir enzim alacaksınız. Bu enzimi insana vuracaksınız. Ölmüş birisi dirilecek diyor. Kur'an bunu anlatıyor. Öyle anlatıyor. Arka planda, şimdi diyorum ki ben bunu doktorlara da söyledim, araştırmacılara söyledim. Şu anda bu sarı virüs şeyin, sarı yarasanın bünyesinde hala 2500'ün üstünde böyle korona gibi virüs var. Allah korusun. Evet, yemezler herhalde. Virüs var. Siz bu virüsleri kendinize musallat etmeyin. Eğer ediyorsanız, etme ihtimaliniz var. O zaman bu mübarek şey, kuş veya uçan kurbağa kendi bünyesinde bu kadar virüsü barındırdığı halde onun kendisine ilişmesine veya bulaşmasına hangi enzim sebep oluyorsa bulun o enzimi. Biz yani de onu aşı olarak kullanalım. Ona niye bir şey olmuyor? İşte onu evet, bulup. İşte diyorum ki zaten Allah diyor ki onun bir parçasıyla o ölüye vurun dirilecek diyor. Ama hocam şu anda evet, yani nüfus o kadar hızla virüsü kapıyor ki. Tamam. İşte Almanya Başbakanı diyor ki %80'i bizim nüfusumuzun bu virüsle tadacak. Tamam, bu virüsle tanışacak. De, yani dünyanın her tarafı. Bizde öyle muhtemelen. Bütün dünya tadacak bunu. Ancak diyorum ki bu koronavirüsü öldürmek için gelmiyor insana. Kendisine bir yer arıyor. Yerleşecek bir yer arıyor. Bizim bedenimizi, o da kendince yaşamaya çalışıyor. Hayvan ama bizi öldürüyor. Bizim bedenimizi hayvanın bedeni zannederek kendisine bir yer açıyor. Derdi bu. Ama siz onun yer açma çabasına hazırlıklı olmadığınız için veya koaksınız. Ya işte bir takım başka hastalıklarınız var. Akciğerinizde problem var. Karaciğerinizde problem var. Onu doğrudan vuruyor. Biz buna tanışacağız. Esas olan ne o zaman? Mümkün mertebe uzatmak. Mümkün mertebe geciktirmek. Bravo. Çünkü geç tanışabilmek. Ha, geç tanışmak. Şundan geç, çok mühim. Çünkü girdiği insanın bünyesinde bu korona, bu virüs de yaşamını, yani seçtiği alanın ölmemesini sağlayacaktır. Yani bakın, ölsün diye gelmiyor. Kendisine güzel bir yer buluyor. Yaşayacak. Öldüğü zaman kendisi de ölecek. Tabii. O zaman bu ne yapacak? Girdiği her insanda bir tecrübe kazanacak. Ya ölmesin. O da değişiyor. Evet, o da değişiyor. En dolayısıyla ne kadar çok geciktirebilirsek insana alışmış olan tür ile karşılaşacağız. Öldürücü değil işte diyorum. Geçenlerde bu iş başladığı zaman ben bir arkadaşa gittim. Tarayıcısı var. Onun böyle bir şey tarayıcısı. Dedim akciğerimi, kanımı ve bağırsaklarımı tarayıp bende kaç tane virüs var çıkarabilir misin dedim. Binlerce vardır. Dedi ki ben onu çıkardığım gibi şunu da tespit ediyor makine. Hangisi ekstir? Yani öhüt yok olmaz, hiç ölmez ama senin vücudunda sana zarar vermeyecek hale. 15 tane virüs. Ben domuz gribi olduğumu hatırlamıyorum. Ama domuz gribi gelmiş ve bitmiş. Alışmış. Yani o virüs. Çoğumuz aslında. He, çoğumuzda bu var. Dolayısıyla aşırı derecede paniğe kapılmaya gerek yok. Ama aşırı derecede korunmaya ihtiyaç var. Hocam şimdi toplu taşıma araçlarını kullanan 60 yaş üstü vatandaşlarımızın 120.000 mi demişti profesörüm? Bu kadar, yani nereye gidiyorsunuz şimdi bu kadarına gerek yok. Bunun sebebi var. Bunu yavaşlatmak lazım. Olabildiğince geç size gelsin. Yavaşlatamazsınız. Bu noktada yavaşlatma işi Diyanet'e düşüyor ve Mustafa Hocam gibilere düşüyor. İşte ben diyorum ki muhakkak yeniden kader anlayışı anlatılmalıdır. Efendim Allah verdi, canı Allah alır. Allah'ın takdir ettiği zamandan hayır kardeşim bu doğru değildir. Allah'ın verdiği bir ömür var ve %90 oraya ulaşmadan ölüyor. Ben bunu iddia ediyorum. Ha, bir dakika. Bakın yani, evet. Allah mesela diyorlar ki Zahide Yetiş sen 90'ında öleceksin ama ben dikkat etmezsem 70'ine de ölebilirim. 70'ine öncesinde de gidersin. Bakın bunu Müslümanın anlaması lazım. Aklın ve tedbirin insanın mukadderatı içindeki payını bu Müslüman dünyası anlamadıkça 3. 4. ümmet olarak kalmaya devam edeceğiz. Akıl Allah rızası için. Akıl kaderi öyle anlamayın. Diyor peki ki hocam, Allah takdir etmiş, ne olacaksa olur. Hayır kardeşim, Allah sana akıl vermiş. O mukadderatı hayvanlar için koymuştur. Mesela diyelim ki inek inektir, başka bir şey değil. Ama sana akıl ve irade verdi. Bunu sen tedbir alacaksın. Tedbiri hayvanlar için öngörmedi Allah. İnsan için öngördü. Sen tedbir alacaksın. Peki hocam, o tedbirin ne kadar ciddi oldu, çok özür diliyorum. Tamamlayın lütfen. Ha şu, yani kaderi lütfen yeniden anlamamız lazım. Efendim Allah takdir etmiştir, ne olacaksa olacaktır. Hayır kardeşim, ben seçiyorum. Kusura bakmayın. Beni tekfir de etseniz, bu adam kafayı yemiş de deseniz, kaderi yeniden tarif etmeniz gerekiyor. Benim eğer aklımın, tedbirimin bunun içinde bir payı yoksa, mukadderatımın içinde, bu bir dayatmadır ve bu dayatmayı ben reddediyorum. Alman Allah kimseye dayatma yapmamıştır. Aynen öyle. Dolayısıyla da aklımızı, tedbir alacaksın. Hazreti Muhammed tedbir almıştır. Hazreti Muhammed hicrete çıktığı zaman güneye yöneldi. Doğrudan kuzeye, Bedir'e tarafına gitmedi. Niye? Peygamber olduğu halde, korunduğu halde. Ve yolda kendisine ulaşan bıçakla vurmak istediği zaman Suraka kuma gömüldü. Buna şey olduğu inandığı halde, Allah'ın kendisini koruyacağını bildiği halde bütün tedbirlerini aldı peygamber. Benim siz hep aklımda Allah sana akıl vermiş, Allah kendini koruyanı korur. Kesinlikle. Derler ya, tedbir gerçekten alacaksın. Sen kendini korursan o da seni koruyor. Ama şu var, bir şey daha var. Bunun karşı tarafı başka bir şey. Şimdi bu koronavirüsü canının çektiğine sallıyor. Öyle diyorlar. Hayır. Bu da bir mukadderat iledir. Belli şartlar oluşunca evet, daha yani kolay yaşayabiliyor evet, ve ulaşıyor. Yani şimdi evet, yani Allah bu mülkün sahibidir. Bir mukadderat var. Kime ne dokunacak, ne olacak, ne bitecek onun kitabında var. Ancak bu dabbelerin geçtiği yer, Kur'an-ı Kerim'de özellikle inceledim. Birkaç yerde dabbe kelimesi geçiyor. Hı-hı. Dabbe devinip hareketinden gidendir. Devinerek hareket. Yani eli kolu yok. Kendine göre devinip gider. Tam da virüs tipi, mikrop tipi, bakteri tipi şeylere bakıyor. Dabbe kelimesi. Bir de biz bunu görmüyoruz ya. Evet. Hani bu az önce bize bir şey olmaz diyenler, görünmeyen bir şeyden bahsettiğimizde mikrop kavramını da anlayamıyorlar. Şimdi burada insana düşen bir şey daha var. Cenab-ı Hak dabbenin bir kısmına dabbetül arz diyor birisine. Yerin yaratığı diyor. Demek ki bunların büyük bir kısmı yerde yaratılıp insanlara musallat ediliyor. Bunu da görmemiz gerekiyor. Yani peki hocam, bir soru yaratığı ve bir telefon evet var. Soruyu alalım, tamam, ondan sonra devam edelim. Emine Hanım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar olsun. Merhabalar. Size de. Ya ben biz annemizi kaybettik. Annemiz Karadeniz'de. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olsun. Biz Mustafa Karataş hocama benim sorum var. Biz annemize Mehmet okutamıyoruz maddi imkansızlıklardan dolayı. Mehmet Ali Bey'e. Rüyalarıma giriyor 4. yılı. Biz onun cuma günü en azından hani bir şeyler dağıtabilir miyiz? Çünkü bizim aile durumumuz bozuk, yani maddi olarak bu şekilde. Peki mevlüt okutamıyoruz diye üzülüyor. Ya hayır, öyle bir şey yok yani. Mevlüt, kimsenin arkasında mevlüt okunacak diye bir kural yok yani. Yok öyle bir şey. En güzel şey duadır. Dua etmeniz. Annesi, çocukları veya ondan sonra işte onun sülbünden gelenler ona dua etseler. Çıkarıp bir gün babasının hayrına 5 lira. 5 kuruş 5 lira verse Allah'ın izniyle, o da ona gidecek. Yani illa gidip mevlüt okutmak, şunu yapmak, bunu yapmak gerekmiyor. Kendisi o zaman zenginlerin hep çok daha avantajlı olduğunu görmek lazım. Evet. Onun bir gün diyor ki Peygamberimiz, en hızlı kim hatim indirebilir diyor. Hatim indirmek normalde 6600 bilmem kaç tane okuyacaksın ayet. Hazreti Ali geliyor diyor ki ben bitirdim ya Resulullah. Nedir diyor? Nasıl yaptın diyor. Bir Fatiha 3 İhlas diyor. Ha. Bir Fatiha 3 İhlas okudum diyor. Evet işte bu hatimdir diyor. Okuyun bir Fatiha 3 İhlas. En kolayı. Fatiha'yı herkes ezberebilir. Kul vallahu ahade her Müslüman ezberebilir. Evet, bunu okuyun. Niyet ettim ya Rabbi, babamın ruhuna göndermeye, ama sadece babana gönderme. Peygambere gönder. Kesilmiş, nesli kesilmiş insanlara gönder. Çünkü Allah çokluğu seviyor. Sen ümmete yöneldiğin zaman Allah sana da veriyor. De ki bir Fatiha bir İhlas okudum. Allah'ım zamanı Adem'den bugüne kadar gelmiş bütün peygamberlere, o peygamberlerin dostlarına, Hazreti Muhammed'in dostlarına ve ölmüş olanların, İman ile gitmiş olanın hepsinin ruhuna hediye ediyorum. Babama da ulaştır ya Rabbi. Ne güzel işte. Sen müthiş bunun bir parayla pulla alakası yok yani. Yok. Hiç aynen yok. Öyle. Mevlüt okutamadım, ben okutmadım özellikle. Ben anneme mevlüt okutmadım. Kasıtlı okutmadım. Örnek ol, evet, olsun o gün diye. Oturdum, Kur'an-ı Kerim okudum. Kur'an-ı Kerim yaptım, Allah yemek verdim. İnsanlara Kur'an-ı Kerim kadar. Mevlüt ya. Okutmadım yani. Peki. Evet, Mevlüt güzeldir ama şey yok yani. Aynen. Gerek. Peki hocam, şimdi bir Alman bilim insanı çok özel açıklamalar yaptı. Ben de eşlik edeceğim sözlerine. Bir verelim arkadaşlar lütfen. Önemli, çok önemli şeyler söylüyor. Was man bei all dem verstehen muss, es geht nicht mehr darum zu verhindern, dass Menschen mit dem Virus zusammenkommen. Das ist eine Pandemie. Sie ist nicht mehr zu. Aynen öyle. Sonucu diyor, bu virüsle artık karşı karşıya, herkes bu virüsle karşı karşıya kalacak. Büyük hastalığın çoğunluğu %80'i, hastalığı çok hafif geçirecek %20'si tıbbi yardıma ihtiyaç duyacak. Şu an kırmızı olan kısım. %6'sı yoğun bakımda tedavi edilecek. %6 çok az gibi görünmesin diyecek şimdi. 1 milyon insan anlamına geliyor bu %6. Evet. Şimdi virüsün doğal olarak katlanarak yayılma görüntüsü bu. Birdenbire böyle sivrileşiyor, görüyor musunuz? Sağlık sisteminin aşırı yüklenmesi nedeniyle çökecek diyor eğer böyle olursa. Her şey bu eğrinin uzatılmasına, yani zamana yayılmasına bağlı. Yani virüsün bulaşma dalgasının mümkün olduğunca yıla dağılması. Böylelikle yine aynı sayıda hasta olacak. Hasta sayısı değişmeyecek ama aynı anda hasta olmayacaklar ve bu durum sakinleşecek. Herkes modern tıbbın yardımından maksimum düzeyde yararlanacak. Şu anki ana hedef başlangıçta mümkün olduğunca az sayıda kişinin virüsü kapması. Bu yüzden el yıkamayı, mesafeyi korumayı, parti yapmamayı, yan yana gelmemeyi, evde kalmayı, ya bunlar küçük şeyler ama hayat kurtarır diyor. Sadece kişinin kendisi için değil, aynı zamanda özellikle hasta, yaşlı insanlar için ve rahatsızlığı olan insanlar için bu. Şu eğriyi bir daha getirir misiniz ekrana? Tam o eğri, yuvarlak olan kısmı ve sonra düzleştiği kısım. Türkiye'nin de aynı amaca, aslında mantığa hizmet ettiğini söylemek mümkün. Bir anda hastanelere yığılırsak bu kadar hastane yok ki, bizim Avrupa'dan daha fazla hastanemiz var. İşte bu bir anda yükselen eğri bizim, bir kere bizim için de geçerli, %80 bu hastalığı yaşayacak. Geri kalanlar da muhtemelen çocuklar. Sadece %20'si temas etmeyecek. Ama bunların sadece %80'den %20'si onlar da temas yoğun eder, bakıma. Fakat güçlü, bünye güçlü olduğu için ona fark etmeyecek. Evet, fark etmeyecek. İşte o %80'den kan gruplarına temas ettim. Ha, şimdi kan gruplarını konuşacağız. %6'sı sadece yoğun bakım. Ama şu gördüğünüz %6 kısmı var yukarıda. Bakın ne kadar çok. Bir anda bu kadar yükselirse sistem buna yetişmeyecek diyor. Biz müdahale etmek istesek de edemiyoruz diyor. İtalya örneğinde görüyorsunuz. Hastanelerde hasta artık yetiremiyorlar. Alet yok, edevat yok, hastane yok. Nereye sığdıracaklar bu kadar insanı? Daha da kötüsü ne biliyor musunuz? Bu yükseldiği zaman bizim kendi hastanelerimizi geçtim, doktorlarımıza ve sağlık ekiplerimize de bulaşabilir. Onları kaybedersek biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? O yüzden olabildiğince bunu ertelemek, yaymak lazım. Şimdi o eğri yavaş yavaş yayılacak, yıla yayabilmek. Yani bu bir ayda olmasın, 12 ayda olsun. O zaman hastane, ekipman, sağlık ekipleri sağlıklı kalacak, iyi kalacak ve bunu aşabileceğiz. Amacımız da bu zaten. O yüzden bu kadar çırpınıyoruz, bunu anlayın. Bize bir şey olmaz diye bir şey yok hocam. Yani şimdi ümmin sistem çok mühimdir. Bağışıklık sistemi. Esas olan budur. Bağışıklık sistemini ne kadar güçlendirirseniz bu virüsün sizi etkilemesi de o kadar azalacak. Siz ne yapıyorsunuz kendiniz için, bize de söyleyin. Ben bu sıralarda biraz hep açlık yapıyorum. Açlık dediğim hani oruç tutuyorum. Gündüzler oruç tutuyorum. Ama bunu yaparken de bana uygun olan gıda yiyorum. Ben A grubuyum ve negatifim. En zoru, en sıkıntılı. En sıkıntılı. Evet, mesela hocam, kırmızı eti kestim. Tamamen kestim. Niye kestim? Çünkü kırmızı et A gruplarında hazmedilebilir değildir. Ha. Ve bağışıklık sistemi düşürüyor. Her ne kadar buna normal tıp itiraz ediyorsa da bunun 10-100 milyon örneği bende var. A grupları proteinci değildir. Hayvani protein yememeleri lazım. O yüzden bütün dünyada A gruplarını en çok etkiliyor. Neden? A gruplarının zafiyetinden değil. Bizim gıda, yani beslenme kültürümüz ağları yorduğu içindir. Peki hocam, 0 RH pozitif kan grubu güçlüdür. Hayatımın neresinde işe yarayacak diye düşünüyordum. Oysa ki koronanın en az bulaştığı kan grubuymuş. Evet. Var mı böyle bir şey? Bunu ben tabii yapmadım bu şeyi. Çin yaptı bunu. Yani bu araştırmayı Çin yaptı. Elimizdeki ölenlerin %60'ı şudur, %5'i budur. En az etkilenenler sıfırdır diye bunlar 7.000 kişi üzerinde yapmış oldukları test. Ben oradan gördüm. Ve görünce de sadece şunu söyledim. Ya ben insanlara yıllardır bunu söylüyorum. Bakın protein Yapmayın. Siz diyorsunuz ki gidin paça yiyin, hepinize hepsine yarar. Hayır. A gruplarını Canan Hoca söylüyor, çoğu doktorum da katılmıyor buna. Tamam, çünkü hayır. A grubu, ben onu tam da onun söylediğini haklı buluyorum. Ama diyorum ki A grupları ile AB grupları B ve 0 gibi değildir. İşte artık bunu anla sevgili hocam, Canan hocam. 0 grupları her türlü et yiyicidir. Hiç problem yoktur. Yani yarasa da yese belki dokunmaz ama eskaza A yese bitti, işini bitirir. Dolayısıyla proteincidir. Yani yaratılıştan proteinci olan 0 grubudur ve mutasyonla etçi olan B'dir. Mutasyondur. Şimdi biz kendi A grubundan başlayalım, evet, o zaman. Kendi grubunuzda. Ya da B'den başlayalım şimdi. Yok, sıfırdan başlayalım. Çünkü sıfır esastır. Peki. Sıfır Hazreti Adem ile birlikte kandır. Bu sıfırı ilk bozulmasında A ortaya çıktı ve Mezopotamya'da insanlar yerleşik hayata geçtiler. Sürekli aynı şey yediler. Yani tahıl yediler. Sürekli. Ve bu mutasyona sebebiyet verdi ve A, yani diyelim ki sıfır kan hücresinin antenine ne asetil galaktozamin diye bir amino asit gitti, kendini oraya yükledi. Ve çokça yediği. Evet. Bu A ortaya çıktı. A bir mutasyondur. Ve A doğal bir vejeteryendir. Yememesi lazım et cinsini. En iyisi denizdir, tavuktur. Tavuk bile ozan, yani aman yiyebilirsin, tavsiye değil. Zorda kalırsan tavuk, beyaz et yani. Peki. Anlatabildim mi? Peki. Ama buna karşılık mesela sıfır her türlü et yiyebilir. Onun da hassasiyeti bulduğu tahıllar. Mesela cennette Adem buğdayı yedi ve elmayı yedi. Her ikisi de, hem buğday hem elma, sıfır gruplarının immün sistemini çökertiyor. Yani elma ve buğday. Bak ne alakası var? Peki aynı hocam şekilde, bir şey soracağım. Biz o zamanlarda kan grubu var mıydı? Biz Adem Aleyhisselam'ın kan grubunun sıfır olduğunu nasıl bilebiliyoruz? Yani bütün kanlar ondan türemiş. Ha, sıfırda başlıyor, evet, yani kan grupları. Evet. Herkes zaten o bir, ben yani bu şöyle diyeyim. Ben bir araştırmacı değilim. Ben alandan gelmiyorum. Ben araştırmak zorundayım. Söylediğim her söz mutlak doğru olmak zorundadır. Çünkü benim için şarlatan denme ihtimali yüksektir. Ben bir gazeteciyim. Çıkıyorum sağlıkçılara. Hocam zaten söylüyoruz. Araştırmacı gazeteci olduğunuz için. Sağlıkçılara bir şey söylüyorum. Diyorum ki bu budur. Hatta mesela en az 20 tane profesörün ve 40 tane doçentin bulunduğu bir mecliste konuştum. Kardiyoloji üzerine dedim ki benim literatürüm zayıf olabilir. Yani ben sistemin içindeki işte mesela pandemi diyor şimdi, bulaşıcı hastalık aslında bu şeydir. Taun demektir yani. Taun. Yani pandemi diyor. Ben de ona taun diyorum yani. Ben taun dedim diye, bulaşıcı hastalık dedim diye bu şey konuşmuyor demeyin dedim. Dinleyin sadece sistemi. Ben sistemi anlattığım zaman hiç kimsenin itirazı kalmadı. Neden? Çünkü inanın yani anatomiyi o kadar çok inceledim ki hangi sistem niye buna dokunuyor, bunları anlarken. Peki hani, B ve AB kaldı, onlardan tamam, da konuşacağız ama Kütahya'ya gidelim. Kezban Hanım'a bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar. Hayırlı cumalar olsun. Buyurun efendim. Hayırlı cumalar. Sağ olunuz. Hocama bir sorum olacaktı. Hay hay. Dün sabah namazından sonra işte duamı yaptım, bu koronavirüsle ilgili işte dualarımı yaptım. Kureyş suresi vardı işte bu virüsle hani korumak için, onu okudum 21 defa. Sonra yattım. Yattıktan sonra rüyamda çeşitli şeyler gördüm işte. Torunumu kaybettim. Onun için telefonum çalındı. Ve orada sürekli bana Ali İmran suresi söylendi. Sanki bu koronavirüs için hani okunması gerekir gibi geldi bana. Çok etkilendim ve merak ettim. Onun için hocama sormak istiyordum. Eyvallah. Şimdi bu tür bütün rüyaları buna katalım. Diğer rüyayı da buna katalım. Şimdi Hazreti Peygamber'i rüyada görmek mümkün müdür? Bal gibi mümkündür. Kimse itiraz edemez. Hazreti Peygamber görülebileceğini söylemiştir. Hatta Hazreti Peygamber rüyada ben görüldüğümde yalan değildir. Yani iblis, şeytan veya neyse bu Allah şeklinde size rüyada görünebilir ama Hazreti Muhammed suretinde görünmesi yasaklandı diyor. Dolayısıyla da Hazreti Muhammed'i rüyasında görmüş birisi Hazreti Muhammed'i gördü. Bu kesin. Yalan söylemiyorsa. Yalan söylüyorsa zaten yalan. Tabii kendi. O ayrı bir şey. Ha, ikincisi ben o rüyayı dinledim. Yani diyor ki işte hani bal al içine ayva koy. Ondan sonra şunu yap, bunu yap. Kabuklarından çekirdeklerini koy, küp küp koy. Zaten bir yerde dinlerseniz diyor ki kendin için yap bunu diyor. Ben dayanamadım, izah ettim diyor. Yani bunu kendin için yap. Rüyalar ve keşfiyatların büyük bir kısmı o rüyayı görene ve o keşfiyatı yaşayana bakar. Umumi değildir. Umumi olan aklın çerçevesinde kalmaktır. Ha, ben bir rüya görürüm. Bana der ki çok mesela diyelim kendi idrarından iç. Misal söylüyorum. Bak en uç noktayı söyledim. Belki de ben yaparım o işi, bana şifa verir. Ama ben yaptım idareniz için diyemezsin. Böyle bir hakkın yok yani. Kişiye özel evet, yani. Evet olur. Bu, bak çok en uç örneği verdim. Yani bu hanımefendi duasını o duayla okuyabilir. Ali İmran. Ben Bakara suresini her pazartesi salya bağlayan gece okuyorum. Çünkü her türlü habis ruhu, her türlü habis dediğimiz kötü varlıkları evden uzaklaştırılır denilmiş. Ben buna inanıyorum. Sana da ister söylerim. İster yap, ister yapma. Ben yapıyorum bunu. Ben Bakara suresini her gece, her pazartesi salya bağlayan gece okuyorum. Niye okuyorum? Evi manen hadesten dezenfekte ediyorum. Ama bunun yanında evimde defne, sirke, defneden, sirkeden ve kekikten karma bir şeyim var. Eve girecek herkes oraya koymuşum fısfısı. Bu eve girecek herkes elini yüzünü onunla bir temizleyecektir. Girecektir. Defne kekik, defne yağı mı? Defnenin yaprağı kaynatın suyu. Defne, kekik, sirke. Peygamberimiz diyor ki bir evde sirke varsa katık vardır. Sirke her şey yarıyor. Çünkü sirke bu virüsün solunum sistemini tıkıyor. Solunum sistemini yok ediyor. Bundan iblis de kaçıyor, şeytanlar da kaçıyor, huddamlar da kaçıyor, ifritler de kaçıyor, virüs de kaçıyor. Sirkeden. Ama sirke var, sirke beni kurtarır. Hayır, gireceksin. Daha öteye geçtiğin zaman vücuda bulaşmışsa teknik destek alacaksın, doktorun yardımını alacaksın, tıbbın diğer alanlarına gireceksin. Yardım Ama olacaksın. Ben başlangıçta ne yapıyorum? Tedbir alıyorum. Kendimizi dezenfekte etmek. Siz de kolonya ile yapıyorsunuz. Aynen, bizde bol bol kolonya. Ama ben diyorum ki kolonyanın içinde alkol var. Alkol çatlamaya sebebiyet veriyor. Evet. Hemen nemlendiriciyle beraber yapmak lazım. Bu şeydeki alkol, kolonyadaki alkol haramdır. Ama Cenab-ı Hakk'ın alkolle ilgili en az 3 ayeti var. Birisinde diyor ki onda az fayda vardır ama zararı çoktur. İşte faydası bu. Yani faydası bir temizleyicidir, bir dezenfektandır. Dezenfektan özelliğinden kullanabilirsin. Ne ama varsa içmiyoruz ki. Hani elimize sürüyoruz işte. Sonuçta öbür tarafta diyor ki yani sarhoşsanız namaza gelmeyin. Öbüründe diyor ki bu şeytanın bir pisliğidir, uzak durun. Siz alıp onu içerseniz bu pislik olur. Kafanız bulanmışken Allah'ın huzuruna durursanız bu da yanlıştır. Ama onun içindeki dezenfekteyi kullanırsanız işte beis yoktur. Hah, güzel. Evet. Peki hocam şimdi B ve AB grupları da soruyor siz ama hem sizinle bir taraftan mutfağa gidelim mi? Gidelim. Bir taraftan da konuşalım. Buyurun hocam. Evet. Elif'im. Vallahi hayatım nefis. Çok güzel bir tarhana çorbası yaptık hocam. Böyle buyurun isterseniz. Tam vaktidir. Tam vaktidir. Peki. Ama ben A grubunu konuştuk zaten. Sen mi A'sın onu soruyorsun? AB ve B grubunu anlatacağız onu da. Anlatacağız. Önce bir tarhanayı anlat kuzum, ne yaptın bize? Tamam, önce tarhana çorbasını anlatayım. Çok ilginç bir tarhana çorbası. Üzerine zerdeçallı çok değişik bir ekmek yapıyorum. Bu zerdeçallı ekmeği her türlü salatalarda, çorbalarda kullanabilirsiniz. Böyle küp küp doğradığınız bayat ekmeklerin üzerine tereyağında kavurdum biraz. Hemen böyle bol miktarda zerdeçal. Zerdeçalı tarhana çorbasının içine de koyuyorum. Nasıl yaptığımı anlatacağım birazdan tarhanayı. Ama ekmeği şöyle tamamlayayım. Bir yandan böyle pul biber, acı pul biber, kekik, karabiber, böyle baharatlı bir ekmek yapıyorum. Bak kekik de, karabiber de, zerdeçal da hepsi çok faydalıdır. Yani kekik bilhassa zerdeçal bilhassa şeyin en güzel hem safranın hem de pankreasın en iyi dostudur. Çünkü yıkılmalara, zafiyete, diyabete sebebiyet veren pankreasın sağlıklı çalışmamasıdır. Onun için bunu hiç ihmal etmemek lazım. Zerdeçalı ben çok hemen her yerde kullanıyorum. Ben hiç tarhanaya ama zerdeçal koymamıştım. Her türlü çorbaya koyabilirsiniz Zahideciğim. Tüm çorbalarına koyabilirsiniz. Bizim Aras hala hocam deli gibi tarhana çorbası içiyor ve çok seviyor. Bence ona da ama şimdi zerdeçal koyunca bakayım nasıl olacak deneyeyim. Değil mi? Aynen hocam. Vatanın milleti. Vallahi kayınvalidem sağ olsun tarhanaları yapıp gönderdi. Hala bitiremedik maşallah. Çok iyi. Tarhana güzeldir. En güzel çorbalardan biri. Ama bunun farkı ne? Farklı yaptın sen bunu. Tarhana biraz şeyler için, sıfır grupları için biraz sıkıntıdır. Onlar paça içsinler. Tarhana ağların bilhassa ağların paçasıdır. Tarhana. Çünkü içinde hem yoğurt var hem un var. Dolayısıyla sıfırlar gitsinler paçalarını, paça sularını içsinler. Bunu bize bıraksınlar. B grubu ne içsin? A'ya, AB'ye. B grubu yiyebilir. Çünkü B grubu hem et hem süt ürünü yiyebilen ender bir şeydir. Ay iyi şeydir. Bari ben de yiyeyim. O siz de rahatlıkla içebilirsiniz. Baharatları en çok tabii hazım için kullanmak gerekiyor. Her baharat herkese uymuyor. Ama sıfırlar her türlü baharatı kullanabiliyorlar. B'lerin baharata çok ihtiyacı yok. Çünkü enzimleri çok güçlü. Her türlü yani enzimleri çok sert. Hatta yani şeyin enzimini, asitini B gruplarının mermere döksen eritir. O kadar güçlüdür. Evet. İyi şanslı mıyız o zaman yani? Tamam, şanslısınız. Sizin de yanlış şeyiniz şu. Ha, şanslı olduğumuz şey ne? Çok ülser, gastrit şeyler olur. Çünkü asit çok yüksek. Ha. Mideyi yakıyor, şey yapıyor. Allah korusun. Evet, mideyi... Peki AB? AB de şimdi ikisinin bir araya gelmesi. AB konvansiyonel bir kan grubudur. Ve Anadolu'nun kanıdır. Anadolu'da ortaya çıkmıştır ilk. Bundan en fazla... Bu daha bizim yurdun kanı yani. 1500, evet. 1500-1600 yıllık bir geçmişi var. Daha önce yok yani. Ha. Daha önce sıfır var. A var, B var. B de yani B sonraki kandır. Orada sarımsak da koydu hocam şimdi. Çok Bakar mısınız? Çok güzel sarımsak oldu. Zaten ilk önce çorbayı yaparken hemen biraz tereyağı, sıvı yağ koyuyorsunuz. Sarımsağı onunla böyle bir harmanlıyorsunuz. Sonra salçayla sarımsağı kavuruyorsunuz. Sonra tarhanayı suyla, soğuk suyla karıştırıp içine soğuk su, mutlaka tarhana soğuk su olmalı. Tabii şey olmamasın. Evet, topaklanmasın. Çırpıcıyla güzelce koyulaştırıyorsunuz ve sonra işte içine istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Zerdeçal, pul biberi, kekik bilhassa. Sonrasında böyle çorbanın üzerinde bakın böyle nefis oluyor gerçekten. Tam kış çorbası bir taraftan, hani kar falan da böyle tekrar gündeme gelince. Peki hocam AB grubu neye dikkat etsin? Şimdi AB grubunun dikkat edeceği tek şey çekirdeklerin içindeki yağlardır. Ay hocam, çekirdek istilası falan da bizi bozmuyor dediler ya, Allah'ım o geldi. Yok. İnanmıyoruz. Bu afettir. Allah'a karşı bana bir şey yapamaz diyemezsin. Haddini bilemez. Çünkü bu dört unsura karşı ve afetlere karşı insanın hiçbir şey kabiliyeti yok. Geçmişi batırmış geçmiş. Şimdi tıp biraz bir noktada antibiyotik geliştirdi. Bir takım yeni buluşlarımız oldu da yani dayanabiliyoruz yine. Ama bununla birlikte de yeni hastalıklar çıkıyor bu sefer. Yani hani bilimi tanrılaştıranlara da bir şeyim var. Yahu kardeşim işte bırak, küçücük görünmeyen bir mahluk seni istila ediyor ve sen bir halt edemiyorsun. O zaman yani ve aşısı da çıksa bile bir senesi var hocam. Şu bugün bulundu deseler bir sene sonra ancak insanda yani bir şey esasında tabii öyledir de bence o kadar da zor olmaması lazım. Çünkü yani neticede Türkiye'nin elinde koronavirüsü var artık yani. Koronavirüsünün üstünde istediği kadar deney yapabilir. Yani ne var? Kekik suyunu dök bakalım nasıl bir tepki veriyor. Veyahut da üstüne defne yaprağını dök. Çünkü bunlar geçmişimizde yani şey tıbbi İslam tıbbında bunlar kullanılmıştır. Müthiş şey. Geçen bir şey yaptılar. Amasyalı bir doktorun şeyini verdiler. 1400'lerde yapmış. Diyor ki kalabalığa girmeyin. Yüzünüzü örtün. Demiyor ki hani orada maske yok o zaman. Yüzünüzü örtün diyor. Kalabalıklara girmeyin diyor. Şunu yapmayın diyor. Yüksek yerlere çıkın diyor. Yani hocamın da söylediği o. Evet, yani evet. Zaten bunlar bilinen şeylerdir. Zaten niye bunlardan istifade etmeyelim? Hastalık zamanında. Aynen. Niye bunlardan istifade etmeyelim? Mesela özellikle bir neydi? Ölümden sonra her şey, ölümden başka her şey. Çörek otu. Ha, çörek otu. Ölümden başka her şeye devadır. Ölümden gayrı her şeye devadır. O zaman ben bunun ekstresini buna karşı bir kullanayım. Niye bunlara müsaade edilmiyor? İlla Almanya bulacak, Amerika bulacak. Biz bulalım. Türkiye kendisi yapsın bunu. Hocam doktorları da çok başarılı gerçekten. Elbette canım, başarılı demiyorum. Çok başarılılar. Aynen. Sadece diyorum ki ben geçen sordum. Bilmiyorum derece yanlış doğru. Bir tek bizim özel bir üniversitemizde, isim vermiyorum. Bir tek bizim bir özel üniversitemizde bu virüsleri inceleyebilecek imkan var. Başka yok. Yani gerçekten Türkiye doktorları konusunda son derece hassas. Ama bizim de onlara iyi bakmamız lazım. Şu an göz bebeği hep öyle de. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi beyaz lahana salatası yapıyorum. Şimdi çörek otu deyince bunu sonra anlatacağım. Bu benim çok özel bir sırrım hocam. Sabahları yaptığımız bir şey. Onu sonra anlatacağım. Bu beyaz lahana salatası nasıl yapıyorum? Lahanayı küçük küçük doğradım. Üzerine biraz tuz koydum. Sonra ovaladım. Böyle yumuşadı. Sonra biraz limon sıktım. Şimdi hemen biraz şöyle. Az koy. Ama azıcık koydum. Baksana azıcık. Nasıl koydum deyip. Ama valla az koydum. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Süzme yoğurt ve biraz da mayonez. Söylüyorum. Yok, zeytinyağı çok iyidir de safrası olanlara sıkıntıdır. Ha. Evet. Sizde safra var mı? Yok hocam. Allah şükür yani. Yok. Safra varsa yağ karşı tavır koyarım. Ben kilo almayayım şimdi diye aslında. Yağ kilo yapmaz ki. Zeytinyağı kilo yapmaz, hayır. Hocam ama yine de kalori. Zeytinyağı hiçbir zarar vermez. Zeytinyağı kilo yapmazsa biraz daha koyuyorum o zaman hocam. Tamam. Zaten mayonez koydun içine, dur. Ha, o mayonez seni bitirir işte. Bak gördün mü? Mayonez seni bitirir. Yani çok az lezzet katsın diye koydum. Hayır canım, işte o bitirdi. Çok lezzetli yani oluyor ben mesela onu benim için yenilebilir olmaktan çıktı. Süzme yoğurt var. Daha şuraları dokundurmadıysan hocama ayıralım bari. Yok. Çok yan yana gelmemeye çalışıyoruz ama farkında olmadan. Mayonezi onun içine niye koyarsın? Ha? Bana zeytinyağından laf ediyordun. Hadi bakalım şimdi. Lezzet arıyor. Hocam bir saniye konuşturtmuyorsunuz ki beni ya. Bir dakika konuşayım hadi ya. Hadi Allah söyle. Allah mayonez. Hocam şaka yapıyorum. Bir şey olmayınca şimdi hayır. Mayonezin içinde yumurta var. Evet. Mayonez nedir? Yumurta ve zeytinyağı karışımı. Tamam. Başka bir şey değildir ki. Başka tamam, bir şey değildir. Zeytinyağı. Yumurta yine. Zeytinyağının tamamıdır aslında. Peki yumurtanın yani o mübarek sebzeyi kalacak. Şimdi o mübarek sebzeyi kendisi olarak yesek nasıl olur? Zeytinyağı, ha. Limon falan vesaire. Tamam işte mayonezin içinde de zeytinyağı ve yumurta sarısı var. Neyse ben bunu size anlatırım sonra hocam. Şimdi evet. Ne yapıyoruz? Beyaz lahana salatası yapıyoruz. Bunun için. Ay var ya şeyde atışmalı beyaz... salata yapıyoruz şu an tatlı tatlı böyle. Beyaz lahanayı güzel doğradım. Tuz ekledim. Birazcık zeytinyağı ekledim. İsterseniz sarımsak da koyabilirsiniz. Yoğurt, süzme yoğurtla mayonezi karıştırdım. Özellikle limon suyu da ekledim. İsteyen böyle farklı renkler de katabilir. Sadece beyaz da yapabilirsiniz. Rengin de güzelliğine. Taze soğan ve özellikle de havuç eklemek istedim. Havucun da içinde bol A vitamini var değil mi? Onun evet. içinde de gerçekten bayağı vücudumuz için besleyici şeyler var. Şöyle güzelce karıştırdım. Aslında salatanın tamamı bu. Hepsini güzelce karıştıracağım. Dediğim gibi bol miktarda sarımsak da koyabilirsiniz içine. Çok sağlıklı şeyler bunlar. Bol bol sebze meyve yemekte fayda var. Tarhana. Kütahya usulü mü tarhana? Ha, hocam bizim Gediz taranası, Şaphane'nin taranası çok meşhurdur. Gediz taranası çok Uşak. Taranası çok meşhurdur. O taraflar yapıyorlar. Yani. Ama çok ben şeyi daha çok seviyorum. Neyi hocam? Maraş usulü, taneli. Maraş'ta bir de kuru cips gibi yaparlar. O ayrı. O da çok değişiktir. Cips gibi yiyorsun onu ayrı. Tarhananın o kadar çok çeşidi var ki evet. aslında. Tarhana olsun da her durumda olsun. Sıcak hele bu havalarda. Evet. Aynen. Yoğurt ve tarhana yörüklerin icadıdır. Yoğurt da evet çok büyük bir şifa değil mi hocam? Ya rahmetli anacığım yani. Bunu salonun ortasına önce tertemiz sererdi böyle örtülü. Üzerine taranayı koyardı. Sonra evet. biz onu beraber böyle elde. O zaman ufalaya değil mi? Elleri evet. nasıl kaşınırdı. Ama ne kadar güzel hatıralar. Evlatlarınıza güzel hatıralar bırakın. Şu hastalık zamanlarını inşallah atlatacağız evet. ama bilinçli olmamız gerekiyor. Reklam arası dönüşte. Ya zaten bakın reklam diyeceksiniz ama. Hah, yani şunun lazım gelmesi, hocam ama. Şu bela yani diyelim belanın bir de iyi taraflarını görmek lazım. Peki hepimiz, onlar ne? Hepimiz eşlerimizi daha iyi tanıyacağız. Onlarla beraber ayıracağız. O zaman onlara vakit ayıracağız. Reklam dönüşte iyi tarafı var mı? Nedir? Onu konuşalım. Salata şahane oldu. Tarhana çorbasına güzel. Zaten diyecek bir şey yok. Ama hocam dedi ki hep kötü tarafından düşünmeyin. Bu hastalığın olumlu bir tarafları da olabilir. Nedir evet, hocam? Evlerimizi yeniden keşfetmeye başladık. Bir ayet-i kerimede evlerinizi ibadete dönüştürün diyor. Bak camileri de kapattı, evinizde ibadet yapın. Çocuklarınız sizi görsün. Öbür taraftan öğretmenlerimizin ne kadar büyük dertleri olduğunu görün. Çünkü siz bu çocukları onların üstüne gönderiyorsunuz. 3 gündür hepiniz duman olduğunuz bakamıyorsunuz. Yani bütün bunları görmek lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olun. Cuma namazında hiçbir sıkıntı yaşanmamasını diliyoruz. Camilere gitmeyin. Evinizde öğle namazı olarak kılın lütfen. Seviyoruz sizi. Görüşmek üzere. Doktorlarımızı alkışlıyoruz. Her gün saat 9'da yaşasın Türk doktorları.